Hanımefendiler, beyefendiler, tam 150 bin lira ödülü ve yeni yarışmacılarıyla Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın ilk günü başlıyor. Şimdi gelin ilk olarak bu haftanın yarışmacılarını yakından tanıyalım. İlk gün yarışmacımız Ezgi Gür, 32 yaşında, bekar, aslen Çorumlu. Muhasebeci hanımefendi yemeklerinde de ölçüyü elden bırakmıyor, et yemekleri ve tatlılarıyla rakiplerine dudak uçuklatıyor. Hanımefendi ince hesaplar yapıyor ve 150 bine kavuşunca aşçılık kursuna gitmek istiyor. Salı günü yarışmacımız Birsel Baydemir, 40 yaşında, bir çocuk annesi, aslen Karslı. Hanımefendi tecrübesine çok güveniyor, oklavasını şaklata şaklata hamur işlerindeki tahtını kimseye bırakmıyor. Hanımefendi deniz ürünlerine sadece uzaktan bakıyor ama et yemekleriyle herkesi şaşırtacak gibi görünüyor. O kadar şanslı hissediyorum ki kendimi, öyle bir haftaya düştüm ki rakip hiçbir şekilde hissetmiyorum. Çarşamba günü yarışmacımız Yazgül Çetin, 33 yaşında, iki çocuk annesi, aslen Hakkari'li. Aşçı hanımefendi tecrübesiyle herkesi korkutuyor, geleneksel yemekleriyle lezzet sınırlarını zorluyor. Hanımefendi kendine rakip tanımıyor ve 150 bine kavuşmak için gün sayıyor. Sessiz atın tekmesi pek olur. Perşembe günü yarışmacımız Sezai Azat Şeker, 42 yaşında, 4 çocuk babası, aslen Diyarbakırlı. Ses sanatçısı beyefendi sesiyle ve yemekleriyle rakiplerine meydan okuyor, geleneksel lezzetlerde kimse eline su dökemiyor. Beyefendi et yemeklerindeki ustalığıyla biliniyor ve 150 bini cepte görüyor. Cuma günü yarışmacımız Rüştü Cansever, 25 yaşında, bekar, aslen Konyalı. Yazılım danışmanı beyefendi pratik lezzetleriyle herkesi şaşırtıyor, tariflere kendi dokunuşlarını katmaktan çekinmiyor. Beyefendi hamur işleriyle herkesi şaşırtıyor ve 150 bine yeşil ışık yakıyor. 150 bin TL benim olacak Gürbüz. Bugün aslen Çorumlu yarışmacımız Ezgi ile beraberiz. Hoş geldin Ezgi. Hoş bulduk Gürbüz. Nasılsın? Teşekkür ederim Gürbüz. Çok iyiyim. Burada olduğum için daha da iyiyim bugün. Ya ne güzel bir enerjin var. Teşekkür ediyorum. Sizden alıyorum enerjiyi Gürbüz. Ezgi'cim sen niye tek geldin bakayım? Çünkü bütün arkadaşlarım çalışıyorlar. İstanbul'da kimsem yok. Ankara'dan geliyorum. Ondan dolayı da yalnızım ama tek başıma yeterim herkese Gürbüz. Vay, demek Ankara'dan geldin. Neler yapıyorsun anlatsana, seni biraz tanıyalım. Şöyle, 33 yaşındayım, Ankara'dan geliyorum, aslen Çorumluyum. Muhasebeciyim özel bir firmada. Çoluk çocuk var mı? Yok, hiçbir şey yok. Demiyorum, bekarlık sultanlık diyorum. Herkese de bunu tavsiye ediyorum. Hayda. Çünkü çok güzel. Peki ailenle mi yaşıyorsun? Yok, ailem Çorum'dalar. Ben yalnız yaşıyorum. Seni. Niye bekarlık sultanlık dediğin şimdi anlaşıldı. Ah vallahi. Tek başına özgürce takılıyorsun. Tabii ki aynen öyle. Ne istersem yiyorum, nereye istersem gidiyorum. Kimse karışmıyor. Kendim istediğimi yapıyorum. Yalnız annem baban izliyor biliyorsun. İzlesin, onlar biliyor zaten her şeyi. Ben annem babam bildikten sonra gerisine önemli değil. Peki Ezgi'cim yemekle alakan ne? Şöyle, benim babam aşçı. Biz küçüklükten beri evde yemek yapıyoruz. Bizim evde sadece yemek var. Oradan gelen bir ilgi var. Ve sizin yarışmanızdan doğan bir ilgiyle de buradayım. Bir de büyük ödülümüz var tabii. Ödül tam 150 bin TL ve bugün benim olacak Gürbüz. Öyle yemekler yapacağım ki bütün yarışmacılar kıskançlıktan çatır çatır çatlayacak. Ve ben asla hakkımı yedirmem kimseye. Adalet benim diğer adım. Çünkü benim burcum terazi ve adaletsizliğe gelemem. Ama maalesef bazen haksızlık yapanlar oluyor. Böyle bir durumda ne yapacaksın? Haksızlıklar karşısında da herkes benim diğer yüzümü görecek Gürbüz. Bugün ev sahibi olmana rağmen yine de üstlerine gider misin yani? Tabii ki. Benim yemeklerime haksız eleştiriler gelirse de ben de karşılığını çat çat vereceğim. Bugün beni sadece bu masa değil bütün Türkiye konuşacak Gürbüz.
Vallahi menünü gerçekten merak ettim. Başlayayım mı Gürbüz? Başla bakalım. Gürbüz, ben herkes gibi yapmıyorum. Görüyorsun güneşi. Bu sıcakta çorbayla başlanır mı Gürbüz? Tabii ki hayır. Başlangıç tabağıyla başlıyoruz. Ve çıtır ekmekli köz salatası, peynirli kabak mezesi, deniz börülcesi. Başlangıç bu. Peki ara yemek ne? Ara yemek pastırmalı patates kroket. Ana yemek? Ana yemek sebzeli kuzu gerdan ve firik pilavı. Salata? Salatam tulum peynirli cevizli roka salatası. Ve tatlı? Son olarak tatlıyı söylüyorum ve buradan vuruyorum. Cevizli el açması dilber dudağı. Bravo! El açması dilber dudağı ha? Evet. Artık markete gidelim mi? Gidelim Gürbüz, hadi bakalım. Hadi o zaman. Koş Ezgi, koş! Bence bu menü haftanın ilk günü için biraz basite indirgenmiş bir menü. İlk yarışmacı olarak daha iddialı bir menüyle karşımıza çıkması lazımdı. Kolaya kaçmış. Bugünkü yemek tamamen benim az tadıma ve bilmediğim yemekler. Bu yemeği nasıl yiyeceğimi bugün hiç düşünemiyorum. Bence bu menü hiç uyumlu değil, hiç beğenmedim. Bu sezona bu menüyle katılması çok olmadı yani. Uymadı. Patates, yani patates, börülce, bunlar bence çok basit kaçan menü yani. Hiç kabul edilemez. Yani haftanın ilk günü için söylemek de istemiyorum ama rezalet bir menü. Atıştırmalıklarla 150 bin liralık masayı geçiştirmeye çalışan bir yarışmacı var karşımda ve asla benim kalemimde yarışabilecek bir kişi değil. Ve marketteyiz. Gel bakalım Ezgi'ciğim. Evet, başlıyoruz. Neyle başlıyoruz? Patlıcan, kapya biber. Ay, çok iddiasız bir menün var diyecekler. İddiasız mı? Benim menüme asla kimse bunu diyemez. Ya derlerse? Derlerse ben onların menülerine bakacağım ama kime el açması baklava yapabilecek ki? Yani ben asla kabul etmiyorum. Kimse bana iddiasız diyemez. Hele bu menüyle kimse iddiasız diyemez bana. Vallahi menüsünde çorba bile yok diyebilirler. Sıcakta çorbanın ne işi var ki? Soğuk mezelerle başlanmaz mı sıcakta? Ya çorbasız menü mü olur derlerse? Yani demek ki farklılığa açık insanlar değil onlar o zaman. Yeşilliklerini de alıyor hemen yarışmacımız. Doğruyu söyle bakayım. Hangi rüzgar attı seni buraya? 150 bin liraya çok mu ihtiyacın var? Hayır, ben iddialıyım. İddiamı göstermeye geldim herkese. Nasıl yani? Sırf iddianı göstermek için Ankara'dan İstanbul'a mı geldin? Tabii ki. İddiamı göstereceğim, yeteneğimi göstereceğim. Aşçılıkta ilerlemek istiyorum, kursa gideceğim. Ona da ihtiyacım var yani, paraya da ihtiyacım var. O yüzden buradayım. Muhasebeyi bırakacak mısın yoksa? Gerekirse bırakırım. Ya! Kendi muhasebimi yapacağım artık ben. Sebzelerini tamamlayan yarışmacımız yağını ve sirkesini de alıyor hemen. Rakiplerini merak ediyor musun? Çok merak ediyorum. Aslında benim rakiplerim değil, benim rakibim yok bu menüyle. Ama misafirlerimi merak ediyorum diyelim. Ya sen kaç katlı baklava açacaksın? Ya benimki dilber dudağı, aslında katları önemli değil. Ama el açması. Tabii. Ya hepi topu dilber dudağı yapıyorsun. Baklava bile değil diyebilirler. Topu topu dilber dudağı mı? Aynı hamur, aynı el açması. Yine baklava hamuru, yine açacağım. Sonuçta ben açacağım, koyacağım önlerine. Bu arada rakiplerinden Birsel ev hanımıymış. Kendisi tam bir boğa burcuymuş. Ben de terazi burcuyum. Terazi olunca ne oluyor? Terazi burcu asla haksızlığa gelemez. Haksız eleştirilere karşı da cevabını gerekirse hemen verir zaten. Sen de cevabını verir misin? Kesin veririm tabii ki. Yani bir de bu menüyle bana kimse karşı gelemez. Menünde ne var ki? Kuzu gerdan. Evet, kuzu gerdan yapıyorum. Ama kaç çeşit var, o önemli olan. Yalnız öyle bir rakibin var ki. Oy 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 oy. Yazgül 33 yaşında. Oy 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 oy. Hem de iki çocuk annesi. Tecrübeli. Ve hazır mısın? Hazırım, bekliyorum. Kendisi aşçı. Ama benim de babam aşçı. Ben doğuştan yemek yapıyorum evde zaten. Bu menüye göre bence çok genç bir bayan. Yani 32-33 yaşlarında bir bayana benziyor. Belki yapar ama yapamayacağına eminim. Çünkü çok basit bir menüyle buraya gelmiş. İçeceklerin ardından sütünü ve kaşar peynirini de alan yarışmacımız diğer eksiklerini hızla tamamlamaya çalışıyor. Hemen baharatlarımızı da alalım.
Neler alıyorsun? Kuru nane, pul biber, toz biber, bir de kekik. Antep fıstığı alacak mısın? Antep fıstığı. Bak hemen şurada. Antep fıstığını da alalım. Eksiğin kaldı mı? Yok. Hadi o zaman doğru kasaya. Neyse ki süreyi aşmadın. Vallahi tebrik ederim. Teşekkür ediyorum. Bunu da hallettik. Sırada mutfak kaldı. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu? 2876. Hemen şöyle veriyorum. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hadi şimdi doğru yemek yapmaya. Gel bakalım Ezgi'cim. Geldim. Evet, Gürbüz sen bunları hazırla. Ben hemen hazırlanıp geliyorum. Anlaştık. Ben geldim Gürbüz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hazırım, bomba gibiyim. Elindeki ne? Bu benim özel notlarım. Göster bakayım. Hemen gösteriyorum. Oo, pastırmalı kroket. Evet, hepsinin tarifi var. Biliyorum ama belki kafam karışır, bakmam gerekir. Ah, şu kolunda ne yazıyor? Burada kendi kanatlarıyla uçan kız. Hangi dilde? Yunanca. Neden Yunanca? Şöyle, herkes İngilizce yazdırıyor. Ben farklı olsun istedim, o yüzden. Başlayalım mı? Tamam, başlayalım. 3, 2, 1. Süren başladı. Hazırım. Neyle başlıyoruz Ezgi'cim? Hemen tatlımın şerbetini koyacağım. Önce hamurunu mu yapsaydın acaba? Şerbeti koyup hamuruna geçeceğim hemen. Şerbetin ölçüsü ne? 2,5 bardak şeker, 2 bardak su. Neden tatlı olarak dilber dudağını seçtin? Yani çok seviyorum. Bence davet masasına uygun olduğunu düşünüyorum. Dilber dudağının şerbeti için şekerin üzerine su eklenerek kaynamaya bırakılıyor. Sırada tatlımızın hamuru var. Hadi bana biraz kendinden bahset. Gürbüz, ben 33 yaşındayım. Ankara'da doğdum, büyüdüm ama aslen Çorumluyum. Bu arada bir yumurtaya yarım bardak mı yağ ekledin? Evet, yarım bardak sıvı yağ. Aynı şekilde yarım bardak yoğurt koyacağız. Annem baban Çorum'da şimdi. Annem babam Çorum'dalar. Onlar emekli olduktan sonra oraya yerleştiler. Onlar ne iş yapıyordu? Babam bir devlet kurumunda aşçıydı. Annem ev hanımı. Baban daha çok nasıl yemekler yapıyordu? Babam genelde meze, tabidot yemekleri o şekilde. Peki ya annen? Annem ev hanımı. Yani babam küçüklüğümüzden beri hep bize yemek yapmayı öğretti. Benim ablam var. Genelde ablam yapıyordu. Aslında ben üniversiteye gidene kadar hiç yemek yapmadım evde. Üniversitede ne okudun? İşletme mezunuyum. Ama muhasebe yapıyorsun. Muhasebe, evet. Çünkü ben öğrenciyken de çalıştım. Malzemelerin üzerine un ve kabartma tozu eklenerek yoğruluyor. Tek yaşamak nasıl? Tek yaşamak bence çok zor ve çok güzel. Çünkü her istediğini her zaman yapabiliyorsun. Yani seni bağlayan biri yok. Ama... Tabii bazen insan birini de aramıyor değil yani. Özellikle zor günlerinde. O açıdan zor. Tabii eve geldiğinde, işten geldiğinde yemek hazır olsa o da fena olmazdı. Öyle zorlukları var ama ben yine de çok seviyorum. Hani elimde olsa, tekrar sorsalar yine yalnız yaşamayı isterdim tabii ki. Dilber dudağının iyice yoğrulan hamuru dinlenmeye bırakılıyor. Ferik pilavı için tavuk butları haşlanmak üzere tencereye konuluyor. Yarışmaya katılmaya nasıl karar verdin? Dedim ki bu mutfakta neden ben yokum? Sonra bir gün yine izlerken hemen girdim, başvurumu yaptım. Sonra bekliyorum. Aramıyorlar. Bekliyorum, arama gelmiyor. Ben videoyu attıktan sonra yaklaşık 2,5 ay bekledim, 2 ay bekledim. O kadar çok başvuru var ki sana anca sıra gelmiş. Ödül de 150 bin olunca tabii. Evet, kesinlikle. Şimdi diğer haşlanacak malzemelerimi koyacağım hemen. Haşlayacağım başka neler var? Yeşil mercimeği koyuyorum, pilavda kullanacağım. Firik pilavı için haşlanacak yeşil mercimeklerin üzerine su ekleniyor. Bence bu yarışmacı bir hanımefendi diye düşünüyorum. Ev hanımı olabileceğini düşünüyorum cevizli ev baklavasından dolayı. Ama bir ev hanımıysa da böyle bir menüyle keşke karşımıza çıkmasaydı. Bence bugünkü yarışmacımız tamamen sosyete ve havalı bir bayan olduğundan inanıyorum. Çünkü tamamen kendisi yapılmış, kendisi hazırlanmış, kafası
...na göre bir yemek uydurulduğunu düşünüyorum. Yani bu menüyle buraya katıldıysa bu şekilde bence bu yapamayacak. Kendi göstermeye gelmiş. Tanımıyoruz şu an ama bence yapamayacak. Bazen enteresan yarışmacılar geliyor. Sen de onlardan biri misin yoksa? Yani enteresan tip değilim ama... yani çok gıcık olduğum tipler olabiliyor yani bazen böyle. Diyorum ben bunlarla masada olsaydım diye kendi kendime evde ben yarışıyorum o masada. Peki çok üstüne gelirlerse... Farklı bir ezgi görürler. Kesinlikle. İşte o zaman beni görecekler Gürbüz. Aa, neyi görecekler? Sen de görürsün o zaman Gürbüz. Eyvah, kız beni korkutma. Korkun benden. Pastırmalı patates kroket için haşlanacak patateslerin kabuğu soyuluyor. Yarışmaya nasıl hazırlandın bakayım? Katıldıktan sonra evde her gün yemek yaparken... Sanki Gürbüz karşımdaymış gibi yemek yapmaya başladım. Nasıl yani? Yani kendi kendime Gürbüz oluyorum. Hem yemek yapıyorum. Buradayım artık gerçek Gürbüz'le konuşuyorum. Evde kendi kendine konuştun yani. Kendi kendime konuştum, cevapladım, sordum. Hadi şimdi de evdeki gibi hem Gürbüz hem yarışmacı olsana. Evet Ezgi, ne yapıyorsun şu an? Patatesleri soyuyorum Gürbüz, haşlamaya bırakacağım. Evet Ezgi, şimdi sana diyecekler ki menün çok basitmiş. Ne yapacaksın, nasıl cevap vereceksin? Gürbüz, benim menüme basit diyemez kimse. El açması baklava var. Yani bunun kaç çeşit yemek var? Buna nasıl basit diyecekler sence? Vallahi ekranı yeni açanlar. Bu kız niye kendi kendine konuşuyor diyecekler. Yalnız taklidimi güzel yaptın. Tebrik ederim. Yani senin kadar yapamam tabii ki Gürbüz. Zaten evde de dinleyen olmadığı için. İstediğim şekle girebiliyorum evde. Haşlanacak patateslere su ekleniyor. İş yerinde kaç yıldır çalışıyorsun? Şöyle ben bir hafta oldu buraya başlayalım. Nasıl ya? Sen şimdi bir hafta çalışıp izin mi aldın? Aynen. Yalnız Ankara'ya dönünce işin yerinde duracak değil mi? Duruyor duruyor. Sıkıntı olmaz. Patronuna ne dedin çok merak ettim. Patronuma dedim ki ben dedim bu yarışmayı çok istiyorum. İstersen izin ver, istersen beni kov dedim yani. O kadar istiyorum çünkü. Ama o da çok teşekkür ediyorum kendisine. Sen istiyorsan dedi, hiç önemli değil dedi. Biz bir hafta bekleriz seni ama almadan gelme dedi tabii. Ya vallahi şanslısın. Bir tatlı kaşığı limon suyu eklenen şerbet soğumaya bırakılıyor. Çıtır ekmekli köz salatası için patlıcanlar közmatikte közlenmeye bırakılıyor. Peynirli kabak mezesi için kabakların kabuğu soyuluyor. Umarım bu hafta yarışmacılarda önüme deniz mahsulleri çıkarmaz. Çünkü asla yiyemediğim bir ürün çeşidi. Yiyemiyorum ve umuyorum çıkmaz. Yiyemediğim bir ürün yok. Bütün ürünleri yiyorum. Hepsiyle tanışım. O yüzden de sıkıntı olmaz. Hepsini yerim. Benim önüme yeter ki lezzetli bir yemek getirsinler. Çünkü benim bu parmaklarım var ya, lezzetli yemekler yapıyor. Markette sana rakibin Birsel'den bahsetmiştim. Kendisi aslen Karslı. Maalesef deniz ürünleri yiyemiyormuş. Deniz börülcesinde yemiyor mu acaba? Vallahi deniz ürünleri diyor ama balığı falan kastediyordur belki. Bence de öyledir ama yemek zorunda, puan verecek. Ben onun ne yemeyeceğini nereden bilebilirim ki? Sence deniz börülcesini yer mi? Yemek zorunda, bana bunun için eksik puan veremez. Sanırım ahtapotu karidesi falan kastediyor. Yani bence de öyledir. O yüzden bence deniz börülcesini yer. Yiyeceğinden umutlusun yani. Yemese de kendi bilir ama yemek zorunda çünkü puanlamak zorundayız. Onu yemem bunu yemem diyen yarışmacılarla ilgili ne düşünüyorsun? Senin de yemem dediğin şeyler var mı? Benim yemediğim bir şey yok Gürbüz. Her şeyi yerim. Yani zaten bu yarışmaya bence bir şey yemeyen gelmemeli. Çünkü kimin ne yapacağını bilmiyoruz. Peki sence deniz börülcesi nerede yetişiyor? Denizde. Denizde yetişiyorsa deniz börülcesini yer mi ki? Yani bu bence bahsettiği deniz ürünlerinden değil. Hani bir nevi bizim kullandığımız yeşilliklerden. Peki deniz börülcesi deniz ürünü mü sayılıyor? Yani deniz ürünü sayılıyor. Ay, yahu daha sen bile bilmiyorsun. Deniz börülcesi nerede yetişiyor söyleyeyim mi? Evet. Denize yakın yerlerde yetiştiği için adı deniz börülcesi. Yani denizin içinde değil, kıyısındaki tuzlu topraklarda yetişiyor. Bu arada ne yapıyorsun? Şimdi kabaklarımı soteleyeceğim. Peynirli kabak mezesi için doğranan kabaklar sotelenmek üzere tavaya konuluyor. Şimdi neye geçtik? Şimdi köz salatasının diğer malzemelerini yıkıyorum. Patlıcanlardan sonra bunları koyacağım.
Biberleri de ocağa koyunca ana yemeğe geçiyoruz değil mi? Hayır, henüz değil. Şimdi hemen baklavayı açacağım. Kırmızı biberler de ayrı bir közmatikte közlenmeye başlıyor. Dilber dudağının dinlenen hamuru bezelere ayrılıyor. Bana karakter özelliklerini anlatsana biraz. Ben eğlenmeyi çok severim. Halay çekmeyi çok severim Gürbüz. O zaman erken bitirirsen halay çekerim, ne dersin? Çekelim. Başka neleri seversin? Gezmeyi çok seviyorum, yeni yerler görmeyi çok seviyorum. Dilber dudağı için her bir beze merdaneyle açılıyor. Şimdi sen kaç yıldır muhasebe işindeyim demiştin? 14 yıldır muhasebe yapıyorum ama tabii ilgi alanını ne dersen daha farklı şeyler tabii. Ne mesela? Ya ben aslında güzellik uzmanı olmak istedim hep, her zaman. Fakat bir eğitimini alamadım. Sürekli çalışmam gerektiği için eğitimine ayıracak vakit bulamadım. Yani şu anda da tabii yine ilgi alanım farklı bir kursa gitmeyi düşünüyorum. O yüzden iş değiştirdim. Burada zamanım daha fazla. Şimdi güzellik uzmanı olamadın. Artık farklı bir alana mı yönelmek istiyorsun? Şöyle, ben profesyonel bir aşçılık eğitimi almak istiyorum. Ya! Aynen. Eğitim aldıktan sonra da kendime bir kahvaltı salonu açmak istiyorum. Dilber dudağı için hamur bezeleri bol nişasta ve merdane ile açılıyor. Cevizli el açması Dilber dudağı, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından bir tanesi. 150 bin liralık masaya da yakışır bir tattı. Fakat onun kıvamını, şeklini, rengini, pişirmesini ve şerbetini iyi ayarlarsa, benden bu konuda ve lezzeti yerinde olursa tam puan alır. Tatlısın da bir uğraşa girmiş sonunda. Yetiştirebilirse ve kıyır kıyır olursa tam not alır benden. Ya bugün sana haksızlık yaparlarsa? Bana bugün haksızlık yaparlarsa bugünün avantajını kullanacağım. Önümüzde 4 gün var ve ondan sonra herkes benden korksun. Bu kadar uğraştığın yemeklerine 4-5 verirlerse ortalığı karıştırır mısın yani? Karıştırırım tabii ki Gürbüz. Bu kadar yemeği, bu kadar çeşidi kim yapacak da benim yemeklerimi beğenmeyip bana kötü yorum yapacaklar? Vallahi yine de niye çorba yok? Çorbasız menü mü olur diyebilirler. Ya bu sıcakta çorba yemek, Allah'ım ya, inanmıyorum yani, o kadar banal ki. Hiç değişikliğe açık değiller o zaman onlar Gürbüz. Ben banal insanlarla yarışmak istemiyorum Gürbüz. Çorba ne? Her yerde çorba var zaten. Ama bu menü nerede var ki başka? Evet, 6 taneyi tamamladım Gürbü. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi bunu büyütme zamanı. Üst üste konulan hamurlar merdane ile açılarak inceltiliyor. Menüyü hazırlarken kimseden destek aldın mı? Hiç kimseden almadım Gürbüz. Hepsi tamamen kendim planladım, kendim ayarladım. Tanıdığın bir aşçı veya şef yok muydu? Yani babam var zaten benim aşçı ama... Ona sormadın mı? Sormadım. Yani şöyle... Hani ben 10 yıldır da yalnız yaşadığım için açıkçası babam ne yapabilirim, ne yapamam bilmiyor. O sadece bana yapabildiğin şeyleri seç, zorlanmayacağın şeyleri seç dedi. Ben de o şekilde seçtim. Peki ailen ve çevrendekiler yarışmaya katılacağını öğrenince ne dediler? Yani herkes öncelikle beni çok tabii ki takdir etti. Hani ama cesaretimi takdir etti herkes. Cesaretimden dolayı da yani yapabileceğimi düşünüyorlar. Tabii o yapamayacağım gibi bir ihtimal yok. Herkes biliyor çünkü benim neler yaptığımı. Zaten ben bu menünün denemesini yaptım, tattırdım, süre tuttum. Ne kadar sürede bitirdin? Yani şöyle, 2 saatte bitirdim ben hepsini. Şimdi de bitirirsin belki. Ama tabii evdeki ortamla buradaki çok farklı. Dilber dudağı için merdane ile inceltilen hamur oklavayla açılarak büyütülüyor. Açılan hamur bardağın ağız kısmıyla yuvarlak şekilde kesilerek dilimlere ayrılıyor. Cevizler rondoda dişe gelir kıvamda çekilerek ufaltılıyor. Yuvarlak hamurların ortasına ceviz yerleştirilip yarıma şeklinde kapatılıyor. Menün gerçekten iddialı mı sence? İddialı tabii ki Gürbüz. Kaç çeşit yemek var burada. Ve el açması var. Tam yaz menüsü. Bence gayet iddialı. Ortasına ceviz yerleştirilen hamur pişerken hafif açılması için kenarlarına sıkıca bastırılmadan kapatılıyor. Böyle bir yarışmada, bu kadar ödülün olduğu bir yarışmaya dandik menülerle bence kimse gelmemeli. Yani
Emek olmalı, menü lezzetli olmalı. Cevizli el açması, dilber dudağı çok basit. Yani ben ondan daha güzel bir baklava tarzı isterdim. Çünkü dilber dudağı çok basitle kaçıyor. Yani evet bir baklava gibi ama aslında onun gibi değil. Şerbetini iyi çekmesi lazım, iyi pişirmesi lazım, iyi kızartması lazım. İnşallah yapabilir. 2,5 saatte bu menüyü, oho, 2,5 saat değil, 25 dakikada bitirmesi gerekiyor. Çünkü menümüz sadece salatadan, garnitürden ibaret. Yani benim bu menüye verecek olduğum dakika süresi maksimum 40 dakikadır. Hadi hemen tereyağını da erit bakalım. Çorum'a sık sık gidiyor musun? Çorum'a evet, ailem orada olduğu için. Yani 2 ayda bir gitmeye çalışıyorum. Çorum-Ankara arası arabayla kaç saat sürüyor? 3,5 saat. Çok yakınmış. Çok yakın aynen. Ama işte benim işten dolayı fırsatım olmuyor. Yani yakınlığından değil ama işten dolayı gidemiyorum. Firik pilavı için haşlanan yeşil mercimek tezgaha alınıyor. Eritilen tereyağıyla dilber dudaklarının üzeri yağlanıyor. Cevizli el açması dilber dudağı da nihayet fırında pişmeye başlıyor. Peynirli kabak mezesi için doğranan kabaklar üzerine eklenen ayçiçek yağıyla soteleniyor. Cevizli tulum peynirli roka salatası için roka yaprakları bol suyla yıkanıyor. Çıtır ekmekli köz salatası için közlenen patlıcanların kabuğu soyuluyor. Eyvah! Koş koş! Baksana dilber dudakları açılmış. Açılması değil, onlar botokslu dilber dudağı Gürbüz. O öyle oluyor. Botoks demişken masalarda estetik mevzusu çok konuşuluyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani bu insanların kişisel tercihi, bence konuşulması biraz saçma geliyor bana açıkçası. Yani ben tercih de edebilirim bunu, etmeyebilirim. Ya peki niye yarışmacılar böyle kişisel bir mevzuya karışıyorlar sence? İnsanlar biraz burada konuşmak için konuşuyorlar bence. Eyvah! Kabakların dibi tutuyor. Hayır. Sebzeli kuzu gerdan için havuçların kabuğu soyuluyor. Bugün soframızı bahçeye kuracağız. Bu güzel havada, dışarıda çok güzel bir sofra. İnşallah hakkını verirler. Kesinlikle Gürbüz. Tamamen hakkımı istiyorum. Olmayana olmamış, olana da olmuş desinler. Peki sen adaletli olacak mısın? Gürbüz, bugün pazartesi. Her şey bugünün sonunda belli olacak. Ha, bana haksızlık yaparlarsa ben de yaparım diyorsun. Yaparım. Yani Gürbüz, aslında yapmak hiç istemem bunu ama çok üstüme gelirlerse, gerçekten çok büyük haksızlık yaparlarsa ben de yaparım. Söylesene Gürbüz, bana haksızlık yapanın yanına kar mı kalacak? Tabii ki ben de ona yapacağım. Buradan açık açık ilan ediyorum. Kıssasa kıssas Gürbüz, her şey bugünün sonunda belli olacak. Haksızlık yapana haksızlık, adaletli olana adalet dağıtacağım Gürbüz. Her şey bugün belli olacak. Benim adım Ezgi, ben bu oyunu bozarım Gürbüz. Vay vay vay! Sen bayağı iddialısın ya. Evet, iddialıyım. Hayatın boyunca hep böyle iddialı mıydın? Genelde böyleyim Gürbüz. Ablanla aranız nasıl bakayım? Ablamla evlenmeden önce çok iyi anlaşamıyorduk. Ya. Ama evlendikten sonra iyi anlaşıyor. Ya aslında anlaşamadığımız konu hep şey, işte çocuklar. Hani basit konulardır ya genelde. Anlaşamadığı şeyler öyle ama şu an tabii ki çok iyi anlaşıyorum. Çocukken aranızda kıskançlık var mıydı? Ya bizim aramızdaki yaş farkı biraz fazla. Ya fazla 7 yaş olduğu için öyle işte 2 tane genç kız bir evde kıyafet kavgası. Büyüyünce ablanın elbiselerini alıyor muydun? Tabii. Seni. İşte ablam da bunu istemiyordu. Ondan dolayı hep kavgalarımız öyleydi. Sebzeli kuzu gerdan için arpacık soğanların kabuğu soyuluyor. Kuzu etini severim ama tabii biraz tatlandırması lazım. Eğer kokuyorsa kokusunu gidermesi lazım. Ve kuzu etini haşlama sevmiyorum ben. Kesinlikle fırınlaması lazım. Önce haşlayabilir ama bir fırına girmesi lazım. O etin bir mühürlenmesi lazım. Sadece haşlama yapıp getirmez umarım önümüze. Firiktir, kuruktur, denizdir. Bu yemekler birbirine karıştırılacak. Bunun tadı nasıl olacak, yemeği nasıl olacak, lezzeti nasıl olacak onu ben hiç düşünemiyorum. Yani bugün aç kalacağız, ben öyle tahmin ediyorum. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi önce etlerimi soteleyeceğim, mühürleyeceğim. Sebzeyle tekrar pişecek olan kuzu gerdan etleri tereyağıyla mühürleniyor. Ya kuzu gerdan herkesin pek tercih ettiği bir et değil. Yemesi de biraz zor. Buna laf ederler mi acaba? Ama yani bence bir pirzola, bir gerdan, bunlar hepsi aynı ve davet yemeğinde olması gereken bir et.
Hani tutup da ben burada sote de yapabilirdim. Kolay yenilebilen şeyler de yapabilirdim ama davet sofrası için ben asıl onların uygun olduğunu düşünmüyorum. Bu arada tavaya kaç tane koydun? 6 tane koydum. Yedek aldıklarını da yapsaydın ya. Yani tavaya sığmadı zaten. Bir bakacağım. Duruma göre yedeklerini de koyacağım. Peynirli kabak mezesi için sotelenen kabaklar rondo kabına konuluyor. Kabakların üzerine peynir ufalanıyor. Ters yüz edilen kuzu gerdan etleri tereyağıyla mühürlenmeye devam ediyor. Çıtır ekmekli köz salatası için közlenen kırmızı biberlerin kabuğu soyuluyor. Yarışmadan sonra yarışmacılarla arkadaş olmak ister misin? Misafirimi ağırlarım bugün ama arkadaşlık... Ben kimseyle arkadaş olmaya gelmedim Gürbüz. Ben bugün yarışacağım, misafirlerimi ağırlayacağım. Yarın da konuk olarak, yarışmacı olarak hepsinin canını okumaya başlayacağım. Diyorsun. Evet. Sen daha şimdiden bilenmişsin ya. Evet. Başlangıç tabağının sunumunu düzgün ayarlaması lazım. Birbirine geçmemesi lazım mezeler. Suyu vesaire akıyorsa birbirine değmemeli. Tatlarını değiştireceği için kötü olur. Ayarlamazsa laf ederim yani, benden çekeceği var. Kabuğu soyulan köz patlıcanlar küçük küçük doğranarak tavaya konuluyor. Pişen dilber dudakları fırından çıkartılıyor. Tereyağıyla mühürlenen kuzu gerdan etleri tavadan alınıyor. Havuçlar ve arpacık soğanlar etlerin mühürlendiği tavada soteleniyor. Havuç ve soğanların üzerine toz kırmızı biber ve kekik ekleniyor. Son olarak üzerine su eklenen sebzeler ön pişirmeye bırakılıyor. Dilber dudağı tatlısı cam kaba alınıyor. Tatlı istediğin gibi oldu mu? Yani biraz fazla açılmış şunlar ama olsun. Onları kendim alırım. Bunlara açık dilber dudağı diye laf ederler vallahi. Evet. Üzerine eklenen şerbetle lezzeti tamamlanan cevizli el açması dilber dudağı tatlısı nihayet hazır. Tatlımızı da kenara aldık. Yalnız mezelerin hepsi yarım kaldı. Hemen tamamlayacağım. Şu etimi bir halledeyim, ana yemeğimi. Ondan sonra mezeleri tamamlıyorum. Sonra pilava geçeceğim. Rondoda çekilmeyi bekleyen sotelenmiş kabak ve beyaz peynirin üzerine süzme yoğurt konuluyor. Malzemelere bir tutam maydanoz, tahin ve karabiber ekleniyor. Bu arada Rüştü demiş ki, başlangıç tabağının sunumunu iyi ayarlaması lazım. İyi ayarlamazsa laf ederim demiş. Evet, sunum yani görsellik olarak da zaten ben ayarlayacağım onu. Tabii ki görsellik lezzet kadar önemli. Son olarak üzerine zeytinyağı eklenen peynirli kabak mezesinin malzemeleri rondoda iyice ezilerek karıştırılıyor. Ya kuzu gerdanın sebzeleri sadece arpacık, soğan ve havuç mu yani? Evet, yani etle en çok yakışanlar bunlar zaten. Zaten tarifte de bu şekildeydi. Tavada önceden mühürlenen kuzu gerdan etleri de sebzelerin üzerine yerleştiriliyor. Yalnız bu etlerin bazıları büyük, bazıları küçük. Kime hangi eti vermeyi planlıyorsun? En büyüğü Zuhal Hanım'a vereceğim. Daha sonra erkek yarışmacılardan başlayarak en küçüğü kendime alarak devam edeceğim. Üzeri yağlı kağıt ve folyoyla kaplanan sebzeli kuzu gerdan nihayet fırında pişmeye başlıyor. Başlangıç tabağında sunulacak peynirli kabak mezesi kaseye konularak buzdolabında dinlendiriliyor. Çıtır ekmekli köz salatası için közlenmiş kırmızı biberler doğranıyor. Mutfak kontrolleri ile ilgili ne düşünüyorsun? Yani ben normalde mutfak kontrolü ben de yapmayı düşünüyorum. Yapanlara da itiraz etmeyeceğim. Sıkıntı yok benim için. Mesela Rüştü mutfak kontrollerine sıcak bakmıyorum demiş. Ama yani bence bunun altında bir sebep vardır. Eğer insan kendine güveniyorsa mutfağını da açabilir diye düşünüyorum ben. Bu arada şimdi hangi mezeyi yapıyorduk? Şimdi çıtır ekmekli köz salatasının sebzelerini doğruyorum. Bunların içine başka ne girecek? Bunun içine başka bir şey girmeyecek. İkisini soteleyeceğim. Çıtır ekmeklerin üzerine koyup üzerine sos yapacağım yoğurtlu. Başlangıç tabağı bana göre çok basit. Kabak mezesi var içinde. Kabak mezesi benim günlük olarak eve gidip pratik olarak hazırladığım çok basit bir şey. Ya bu benim için çok şey değil. Basit geldi. Açıkçası arkadaşı da tanımıyoruz ama nasıl yapar onu da bilmiyorum. Başlangıç tabağında sunulacak deniz börülcesi bol suyla yıkanıyor. Deniz börülcesini temizlemek de oldukça zahmetli, öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Yani ayıklaması zor. Deniz börülcesi deyip geçmemek gerekiyor.
deniz börülceleri sıcak suda haşlanmaya bırakılıyor. Deniz börülcesini haşlamanın bir püf noktası var mı peki? Haşlanırken yok ama çıkardığımızda soğuk suyla şoklamam gerekiyor. Çünkü rengini vermemesi için. Yalnız bu kadar deniz börülcesi için o su yeterli olacak mı? Yeterli, zaten hemen bu halloluyor. Üzerine sıcak su ekleyeceğim şimdi biraz. Közlenip doğranan patlıcan ve kırmızı biberler tavada sotelenmeye başlıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi çıtır ekmeklerimi koyuyorum. Üzerine sotelediğim közlerimi alacağım. Üzerine de yoğurt yapacağım. Bu da hazır olacak. Hazır çıtır ekmeklerin üzerine sotelenen köz patlıcan ve kırmızı biberler yerleştiriliyor. Söyle bakalım, ne tarz yarışmacılar gelirse sinir olursun? Yani ben haksızlık yapanlara çok sinir oluyorum. Yani yemeğin lezzetliyse eğer lezzetsiz, beğenmedim. Yani birisi diyor tuzu var, birisi diyor tuzu yok. Yani ortada bir gerçek var. Tamam, yorum yapıyoruz. İlla ki en ince ayrıntısına kadar eleştireceğiz ama yani olmuşa da olmuş demek gerekiyor diye düşünüyorum. Ben sırf yorum yapmak için, konuşmak için konuşanları, yani gıcık oluyorum onlara. Sevmiyorum öyle insanları. Ay, umarım aralarında öyle birileri yoktur. Yani tek temennim şu an o. Varsa da ben de zaten, ben de onlar gibi olacağım. Peki en çok neye sinirlenirsin? İçindeki kaplanı ortaya çıkartan ne olur mesela? Yani normalde ben mesela çalışırken falan aslında zaten yaptığım işi tekrar yapmam gerekeni söylendiği zaman, zaten yapıyorsan bir şeyi, hani bir şey yaparken birisi gelir şunu da yap der ya, zaten halbuki sen onu yapıyorsundur. Ben o zaman çok gıcık oluyorum ve kendini beğenmiş insanlardan nefret ediyorum. Konuşuyorsunuz, hiçbir şey bilmiyor ama yani bilmediğini anlıyorsunuz ama o sözde kendisi çok bir şey biliyormuş gibi. Her şeye o şekilde yorum yapan insanları da sevmiyorum. Süzme yoğurdun üzerine normal yoğurt ve mayonez ekleniyor. Sarımsağın kabuğu soyuluyor. Bu sarımsaklı yoğurt ne içindi? Bu köz salatasının üzeri için. Bu sosu çıtır ekmekli köz salatasının üzerine mi koyacaksın? Evet, servis esnasında. Bunları da üzerlerine yayıp. Bu arada Yazgül demiş ki, bence bu yarışmacı yapamaz. Menüye göre genç bir hanımefendi olduğunu düşünüyorum. Ortalama 30'lu yaşlarda demiş. Evet, yaşımı tahmin etmiş ama yapamayacağım kısmında tabii ki öyle bir şey yok. Çıtır ekmekli köz salatasıyla sunulacak sarımsaklı yoğurt sosu da nihayet hazır. Deniz börülcelerini şoklamak için buzlu suyumuz da tamam. Bu arada Yazgül demiş ki, 150 bin liralık ödüle bu menü yakışmadı. Bence sondan ikinci olur demiş. Bu menü yakışmamış. Peki ne yapacakmış kendisi? Çok merak ediyorum. Bu kadar çeşit var, el açması var. Daha nasıl bir menü olabilirdi ki? Kesin kendisi börek yapacak. Bir ev hanımı menüsü, gün menüsü yapacak herhalde. Yani benim menümü beğenmedi. Çok merak ediyorum kendi menüsünü. Haşlanan deniz börülceleri rengini kaybetmemesi için buzlu suyla şoklanıyor. Pastırmalı patates kroket için haşlanmış patatesler doğranıyor. Gelen yorumlarla ilgili ne düşünüyorsun merak ediyorum. Ya zaten ben garip yorumları bekliyorum. Dediğim gibi burada herkes yorum yapmak için yapıyor. Yani konuşmak için konuşuyorlar. Ben de zaten karşılığında onlara yemeklerimle vereceğim. Herkes akşam görecek. Patatesli pastırmalı kroket nasıl yapılıyor onu da bilemeyeceğim. Yani şu an yaptığı bütün yemekler... Hiç yani yemediğim yemekler ve yabancı olduğum yemekler, malzeme ne kullanılacak, nasıl bir şey yapılacak onu ben düşünemiyorum yani. Kroket için haşlanmış patatesler eziciyle eziliyor. Bu arada Yazgül kroker mi? Ne krokeri getirecek demiş. Yazgül Hanım daha yemekleri bilmiyor, bir de benim menüme yorum yapmış, inanmıyorum. Ben ona kroker de getireceğim o zaman. Bir de aşçıyım diyor kendisine, kroketi bilmiyor. Ben böyle aşçılarla yarışıyorsam bu iş bende. Ne oldu? Patatesle ilgili sorun yaşıyorsun galiba. Sorun yaşamıyorum ama biraz süreden dolayı panik yaptım şu an. Yetiştirmem gerekiyor. 47 dakikan kaldı. Ve daha pilav var. Kroket için ezilen patateslerin üzerine kaşar peyniri rendeleniyor. Doğranan pastırmaların ardından karabiber de eklenen malzemeler iyice yoğruluyor.
yoğrulan harçtan kopartılan parçalar elde yuvarlanıyor. Hazırlanan parçalar tabağa konuluyor. Pastırmalık patatesli krokete gelince ara sıcak olarak yani çok bilemedim ama lezzeti yerinde, kıvamı yerinde olursa değerlendirmeyi alırım açıkçası. Bu arada Azat menü için bilmediğim değişik yemekler demiş. Bilmediği yemeklerse nasıl yorum yapacak çok merak ediyorum. Umarım bilmediği yemeklere kötü eleştiriler yapmaz. Yani bilmediği için lezzetine oy vermesi lazım. Puan vermesi lazım. Firik pilavı için tencereye konulan ayçiçek ve tereyağıyla firik bulgurları kavruluyor. Bu pilavı çok sık yapar mısın? Yani çok sık yapmıyorum ama çok severek yiyorum. O yüzden bunu tercih ettim. Peki firik pilavını nereden öğrendin? Bunu benim üniversitedeki arkadaşlarım Adanalıydı, biri de Maraşlıydı. Onlar çok seviyorlardı. Onlardan öğrendim. Kavrulan firik bulgurlarının üzerine göz kararı pilavlık bulgur ve haşlanmış yeşil mercimekler ekleniyor. Bu arada Azat demiş ki, firik pilavını hiç duymadım. Pilav fırında mı pişecek demiş. Fırında pilav yapıldığını düşünen biriyle yarışıyorum ve çok şanslıyım bence. Bu yorumlardan sonra Azat'la ilgili ne düşünüyorsun merak ediyorum. Yani Azat Bey bu yemekleri bilmiyor, pilavın fırında yapıldığını düşünüyor. Bu yarışmaya ne için geldi çok merak ediyorum gerçekten. Ses sanatçısıymış aslında ne için geldiği de belli zaten. Bu arada kroketlerin yağını da ocağa koysaydın keşke. Pilavı yaparken onu da aradan çıkarırdın. Şunu mercimeğini de verdikten sonra onlara geçiyorum. Firik pilavının kavrulan malzemelerine tavuk suyu ekleniyor. Tavuk suyunu göz kararı mı koyacaksın? Evet evet göz kararı. Lezzet vermesi için. Ha bir de demiş ki firiktir, denizdir, kroktır nasıl yiyeceğiz demiş. Çok güzel lezzetli yemekleri ben ona nasıl yiyeceğini burada göstereceğim. Ama yani ev hanımı, aşçı diyoruz, firik pilavına laf söylemiş, deniz börülcesine, krokete. Ben böyle bir aşçı görmedim hayatımda. Yalnız bu açıklamayı Yazgül değil, Azat yapmış. Azat Bey yani o da dediğim gibi hiçbir yemeği bilmiyor. Pilavı fırında mı diyor. Yani bu yarışmada kendisi ne yapacak bize? Önümüze makarna mı haşlayıp getirecek çok merak ediyorum. Pastırmalı kroket için tavada ayçiçek yağı kızdırılıyor. Kroketlerin dış kaplaması için ayrı kaselere yumurta, un ve galeta unu konuluyor. Pastırmalı patates kroket topları sırasıyla un, yumurta ve galeta unuyla kaplanıyor. Nerede hata yaptın sence? Biraz panik yaptım. Yetiştiremeyeceğim diye korktum. Vallahi korkmakta haklısın. Çünkü daha ortada masa yok, deniz börülcesi yok, salatan yok. Salatada bir şey yok. Zaten hemen rokaları ince ince elimle halledeceğim. Ya gerçekten yetiştiremezsen? Hii, vallahi ilk günden herkesin diline düşersin. Gerçekten yani kendimi o ortamda görmek istemiyorum o zaman. Ya başlarken ne kadar iddialıydın. Senin gibi iddialı laflar eden birinin böyle olması çok üzücü. Ya sabah bana neler dedin hatırlasana. Dedim, hala diyorum ama burası çok farklı. Üzeri un, yumurta ve galeta unuyla kaplanan pastırmalı patates kroketler bol yağda kızartılıyor. Haşlanıp soğuk suda bekletilen deniz börülceleri saplarından aşağı doğru çekilip sıyrılarak temizleniyor. Sosu için ayrı bir kaseye sarımsak eziliyor. Azat neden yarışmaya katılmış sence? Neden katıldı bu yarışmaya bilmiyorum. Ses sanatçısı olduğu için aslında aklıma bir şey geliyor da. Yani bu program şarkı söyleyerek ünlü olacağını düşünenlerin programı değil bence. Yemek bilgisiyle, yemekle, lezzetle. Yani bu yarışma öyle bir yarışma. Yanlış yerde bence kendisi. Bu menü bence 5-6 puanın üstünde almamalı. Çünkü tatlı dışında ben bir uğraş göremiyorum. 5-6 eğer çok üst düzey bir tatlar getirirse de 7'nin üstünde alamayacağını düşünüyorum. Cevizli peynirli roka salatası için roka yaprakları elle kopartılarak ufaltılıyor. Sence burası eğlenceli miymiş? Çok eğlenceli, çok güzel. Yani yetiştiremesem de hiç pişman değilim. Çünkü ben çok eğlendim şimdiden daha. İstersen bir de yarışmacıları gör de ondan sonra karar ver. Olsun, onlarla da eğleniriz. Bol yağda kızartılan pastırmalı patates kroketler tabağa alınıyor.
Ara yemekte sunulacak patates kroketler de nihayet hazır. Cevizli peynirli roka salatasının sosu için sıkılan limon suyuna zeytinyağı ve tuz ekleniyor. Salataya eklenecek tulum peyniri dilimleniyor. Bütün yemeklerin tamam ve... Bitti! Masayı kuruyoruz hemen. Koş hadi koş! Gel hemen örtülerini sermeye başla. Masan için hangi renkleri seçtin? Pembe ve mor. Bu arada yardım etmemi ister misin? Gürbüz çok sevinirim. Hay hay, işte oldu. Hadi hemen tabaklarını da yerleştir bakalım. Senin için masa düzeni çok önemli mi? Yani uyum çok önemli benim için. Hani renk uyumu. Bence masada bir nevi önemi gösteriyor. Verdiğin değeri gösteriyor. O yüzden masada önemli. Peki masadan puan kırar mısın? Yani özensiz bir masaysa hani eksikleri, ufak tefek eksikleri göz ardı edebilirim ama yani verilen öneme de bakarım tabii ki. Kumaş peçetelerin ardından çift servis olarak çatal kaşıklar da masadaki yerini almaya başlıyor hemen. Ne durumdayız? Bitti. Bardakları getireceğim. O zaman kaşıklar nerede? Kaşık yok ki ama çorba yok. Aferin sana. Testi geçtin. Tuzluk takımı ve bardaklar da hızla masadaki yerini alıyor. Hadi hemen ekmekle peçeteleri de koy masaya. İşte peçeteler de tamam. Her şeyi yetiştirdim vallahi. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Yalnız bir ara çok panikledim. Evet, bir ara yetişmeyecek zannettim ama bitti. Hadi son peçeteleri de koy bakalım. Başardın. Başardım. Ya biz hani halay çekecektik? Aç müziği Gürbüz. Buyursunlar. Hazır mısın? Evet. O zaman doğru giyme. Koş Ezgi koş. Yeni sezonumuzun ikinci haftasından herkese merhabalar. Haftanın ilk yarışmacısı Ezgi ile tanışmak üzere bahçemizden şöyle bir ineyim. Masa harika, renkler uyumlu, her şey çok güzel, bütün yemeklerim yetişti. Şu an sırada ağırlama zamanı. Merhaba. Merhabalar. Merhaba Ezgi. Merhaba, hoş geldin. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim sevgili Ezgi. Yeni haftamızın ilk yarışmacısı. Merhaba ekip, merhaba Erva ve Gürbüz Bey. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, çok mersi. 150 bin TL için. Evet, kesinlikle. Maratonun ikinci haftasındayız. Aynen. Nereden geldin sevgili Ankara'dan Ezgi? Ankara'dan geliyorum ben. Ankara'ya bir selamlarımızı gönderelim. Neresinden Ankara'nın? Ankara Çankaya. Ankara Çankaya'dan evet. Ezgi geldi. Ezgi çalışıyor mu? Çalışıyorum. Ne muhasebeciyim ben. Özel bir muhasebeci. Serbest muhasebeci mi? Yok. Özel bir firmada. Özel bir firmada. Aynen. Orada para pul işleri. Maalesef. Vergiler, matrahlar, aynen, KDV'ler, aynen. Stopajlar. Bir hafta böyle bir rahatlatacağız sizi. Kesinlikle. Onun için o geldim. Böyle o ekonominin o şeylerinden aman o faturalardan kesinlikle, falan filan paradır, böyle bir... Kesinlikle paradır, puldur. Her şey bitsin. Tamamen yemek, bambaşka yemek bir var. Mücadele var. Bilmem artık parayla verdiğim mücadeleyi mi ararsın? Burası daha mı iyiydi dersin? Bilemiyorum sevgili Ezgi. Çünkü burada da bir artık 150 bin TL olduğu için bambaşka boyut atladı. Yani rekabetin dozunu çok hissettik geçen hafta ilk haftamızda. Sana kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evli misin? Yok, bekarım. Bekarsın. Bekarım. Gençsin daha zaten. 33 yaşındayım. Tamam. Gençsin yahu. Ben 32'de evlendim. Yani bence de ben zaten düşünmüyorum. Gerek yok. Hiç. Aday da mı yok? Yok. Olmaması mı gerekiyor yani? Neden o yok? Yani şu an böyle rahatım. İyisin. İyiyim. İyi, aynen. Dokunmayın Ezgi'ye. Aynen öyle. Dokunmayın gerek Ezgi'ye. Yok. Gürbüz. Aldın mesajı. Merhaba ilk yarışmacım geldi. Merhabalar Rüştü. Zuhal Hanım, nasılsınız? İyi, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim, ben de teşekkür ederim. Sarılmak istedin galiba. Evet, ha, biraz. Yok öyle şey. Hadi anlatayım bakalım. Gel Rüştü. Rüştü nereden geldi Rüştü? Mecidiyeköy'den geldim ben. Mecidiyeköy? Evet. Nasıl Mecidiyeköy? Mecidiyeköy sıcak. Sıcak, kalabalık. Evet.
Evet. İstanbul. Bekarken annemlerle Fulya'da yaşardık biz. Uzun zaman yaşadık orada. Güzel yerler. Ama şimdi Fulya çok kalabalık. İş yeri oldu ya sırf. Değil mi? Full sürekli evet. Full artık AVM'ler, iş yeri. AVM'ler, iş yerleri falan. Öyle. Sen ne iş yapıyorsun? Ben elektrik mühendisiyim normalde ama yazılımcıyım. Mühendis. Evet. Engineer geldi. Evet. Yazılım. Evet. Aa, firmada mısın? Evet, firmadayım. Kurumsal yer mi? Müşteri bazlı. Biraz özel, küçük. Küçük. Evet. O, bana yatıyor diyorsun. Aynen öyle. Bekarsın Bekar herhalde. Bekar için aynen öyle. Aynen yeterli. Aynen mi yaşıyorsun? Yok, arkadaşımla birlikte yaşıyorum. Ev arkadaşım. Ev arkadaşım. Çocukluk var. Arkadaşım. Nerelisin? Konyalıyım ben. Aa, Konya'ya da sevgiler, selamlar. Merhaba Birsel, hoş geldin. Memnun oldum, çok güzelsin. Sen de çok hoşsun, maşallah. Hoş geldin. Tanıştırayım seni, bir diğer yarışmacımız Rüştü. Merhabalar. Birsel ben. Ezgi, Rüştü, Birsel gel sen de otur. Birsel, Birsel demeyeyim sana. Leyle. Birsel. Birsel, çok şıksın. Teşekkür ederim. Güzel pantolonu. Teşekkür ederim. Ay saçlar da uzun. Yakmıyor mu seni o saçlar? Evet bugün biraz. Ben de kestirdim. Daha da kestireceğim galiba. Çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Birsel'cim sen nereden geldin? Ben Üsküdar'dan geliyorum. Üsküdar'a giderken alsa da bir yağmur ne güzel olur. Evet. Bir yağmur değil mi şu şöyle? Şu yağmur çok iyi geliyor. Güzel olurdu. Peki Birsel sen çalışıyor musun? Ev hanımıyım. Ev hanımısın. Çalışmıyorum. Evli misin? Evliyim. 11 yıllık evliyim. Oo maşallah. Genç evlenmişsin. Bayağı genç yani. Gene gençsin de. Yani 30... Yani. Nasıl 30 yaşında mı evlendin? 29-30 yaşında evlendim, 40 yaşındayım. Sen 40 yaşında mısın? Evet. Göstermiyor değil mi Rüştü? Göstermiyor. Aa maşallah harika. Maşallah size yani. Çok teşekkür ederim, hepimize maşallah. Maşallah. Çocuk? Bir tane ellerinizden öper, 4 yaşında merhabalar. Kızım var. Ay maşallah. Cimletten merhabalar, Zoran'ın merhabalar. Merhaba, biri geldi ama adını göremiyor. A harfi geliyor, Ahmet mi? Azat. Diyarbakır'dan selamlar, sevgiler, günler, yarın prensesim. Aman herkese çok selamlar prenses olsun. Bana mı dedi? Prenses gerçekten kraliçe gibisiniz. Kraliçe daha uygun seviyorum. Sanki artık prensesle geçtik. Hoş geldin Azat. Sağ olun, teşekkür ederim. Diyarbakır'a da selamlar. Sağ olun arkadaşlar, ne selamlar, güzel. Saygılar. Azat gel böyle otur. Tamam. Azat pişmeyesin o ceketle. Vallahi indirsin. Seni azat edelim ceketten. Vallahi çıkar. Çıkar terlersin. 30 derece bugün vallahi. Evet, evet, İstersen sandalyenin arkasına as. Sanatçıların verdiği bir şey çekersiz geri dolaşamıyoruz. Mecburiyetten giriyoruz yani. Sanatçı. Ses? Ses sanatçısıyım bu arada. Diyarbakır'dan da gel. Olasın, teşekkür ederim. Aa, türkü. Türkü mü söylüyorsun? Tabii tabii türkü söylüyorum, ses sanatçısıyım. Oo ne güzel. Teşekkür ederim. Bize patlatırsın bir yanık yanık şöyle. Şu an olmaz. Şu an değil. Dur bismillah şu an değil. Kendi günümde, kendi günümde inşallah söyleyeceğim. Peki Diyarbakır'da mı yaşıyorsun? Ben Diyarbakır'da kalıyorum. Hem İstanbul hem Diyarbakır git gel yapıyorum. Sahne alıyorsun herhalde. Tabii tabii sahne alıyorum. İstanbul'da da? İstanbul'da da alıyorum. Şehir dışında da Türkiye'de de. İş için alıyorum. Geliyorsun gidiyorsun ama tabii. Asıl yerin, yok, ikametin? Diyarbakır. Diyarbakır. Evet, neresi? Ergani bu arada. Ergani selamlar sevgi. Yıllar evvel gitmiştim Diyarbakır'a. Tabii tabii Ergani çok güzel bir yer. Ergani çok güzel. Medeni şehrimiz Diyarbakır'da güzel, evet, bir yer. Evet ne güzel. Evli misin Azat? Evliyim. Aa ne güzel. Evet, çocuğun? Evet. 4 tane var elinizde, ne bilsin? 4? 4 tane var. Maşallah. Kız erkek? 4'ü de erkek bu arada. Ay! Ay o annenin vay haline. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Ziyaretimize geldi buranın, mahallenin bir üyesi herhalde. Komşu mu? Yok. Hayır bizim yer yarışmacı mısın? Yazgül merhaba. Biz önce selamlaşıyoruz. Kusura bakmayın. Ay heyecan oldu. Merhabalar evet. Gel Yazgül. Ben de dedim öyle geçerken Tanrı misafiri geldi otur. Heyecan olur öyle. Yazgül'le kadroyu tamamladık sanırım. Evet. Evet sen de hoş geldin Yazgül. Hepiniz toptan hoş geldiniz. Hem programımıza 150 bin TL'lik yemekteyiz hem de villamıza hoş geldiniz. Güzel bir hafta olsun. İlk haftayı devirdik. Konuşuruz ama yemekler açısından çok da iç açıcı bir hafta değildi açıkçası. Ama inşallah siz bu hafta bomba gibi bu bir hafta olacak. Patlatın güzel, evet, yemekleri, menüleri şöyle diyelim. Evet, konuşacağız tabii, sohbet edeceğiz seninle de Yazgül ama ben hemen ilk gün yarışmacımıza Ezgi'ye sözü bırakayım. Onun da söyleyecekleri vardır belki. Hepiniz masaya ve bugünkü masama hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Umarım çok güzel bir hafta olur. İnşallah. Her şey adaletli olur. İnşallah. Hepimize güzel geçmesini diliyorum. Diliyorsun. Temelimiz adaletli olması. Evet, adil ve hakkaniyetli olmakta fayda var her zaman, evet, her şey için, her yer için. Evet, buyursunlar hemen masasına bakın. Biz önce masa eleştirilerini alıyoruz yarışmacılarımızdan. Ezgi Hanım, eksiğiniz yok mu sizce? Ne gibi? Ne gibi? Ana menüde... Perik pilavı var yanlış hatırlamıyorsam. Ana yemekte. Ana yemekte evet. Evet. Kaşık.
Yani pilav genelde çatal kullanıyoruz pilav için, kaşık. Yani ilk kez kullanmıyoruz. Ama biz tercih edebiliriz. Biz kaşık tercih ederiz. Tercih ederseniz ben ekleme yapabilirim tabii ki. Kaşık olmadan olmaz. Ama kaşıksız olmaz. Pilava kaşık olur. Pilav yenmez. Hatta kimisi de çatalla yer. Ama hani genelde benim gördüğüm ve okuduğum şeylerde çatalla yeniyor pilav diye biliyorum. Yiyen var, kaşık da isteyen var. Yani geçen hafta kaşıklı salatasında kaşık yok diye sıkıntı oldu burada mesela. Hatta pilavımda kaşık mevzusu var, bilirsiniz Doğal Hanım. Neyi? Kaşık kırıldı. Olayı var ya pilavlarda. Öyle mi? Onu bilmiyorum. Evet, üstüne saplayıp kaşık kırıldı mı? Yani pilavın ne kadar sürede piştiği, nasıl piştiği ilgili. Bilmiyorum ben onu. Okey. Birsel Hanım'ın kaşık istemesi bence gereksiz değildi. Çünkü insanlar kaşıkla yiyebilir. Yani bunu insan kaşıkla yemeyecek, çatal getirdim, çatalla yedi demek olmaz. Masayı nasıl buldun Yazgül? Masayı beğendim. Beğendin. Güzel görünüyor, çiçeği de güzel. Morlar pembeler uyumlu, evet, bence uyumlu de. Evet, uyumlu, yaz konseptine uyumlu. Yazgül diyor ki yaz konseptine uygun. Rüştü. Uymuş, peçetelerini şık, sadece. Şık bir masa. Yani peçeteler. Biraz basit kaçmış. Bak, geçen hafta da yarışmacı Leyla Hanım beyaz peçete de beyaz peçete dedi. İlla beyaz peçete istedi. Ya basit durmaz mı dedik gündelik? Yok, ben beyaz peçete istedim. Biraz bak, bugün basit durmuş, yoksa genelinde güzel. Genelde güzel. Sen beğendin mi Azat? Masa şık, sade, güzel bir şey. Yani dış mekana güzel, bahçeye güzel bir masa kurulmuş. Tamamdır diyorsun. Tamam, güzel yani. Sadece kaşık eksik. Kaşık olmadan kaşığı da kabul etmez. Kaşığı da getirirsin artık. Aynen, onu peki getiririz. Kaşık. Ama önce bir başlangıç tabağımız, evet, var. Ne vardı Ezgi başlangıç tabağımızda? Başlangıç tabağında çıtır ekmekli köz salatası. Oh! Peynirli kabak mezesi. Hadi bakalım. Ve deniz börülcesi. Hadi bakalım. Sana kolay gelsin. Teşekkür başarılar. Ediyorum. Şu tabaklarımı verelim. İçeriden mi getireceksin, servis edeceksin? İçeriden getireceğim. Ama bunları da alayım ben. Bunları da al. Aynen. Peki. Ne düşünüyorsunuz menüyle ilgili? Rüştü. Başlangıç bence biraz kolay kaçılmış diye düşünüyorum. Kolay diyorsun. Bence. Çok genel bir köz salata. Köz salatada acaba neler var? Herhalde biber, domatesdir diye düşünüyorum. Domatestir közde. Patlıcan ve biber. Patlıcan ve bibermiş. Evet. Çok karışık bir çok yemek. Karışık, çok karışık geldi. Birbirine karışık böyle karışık bir başlangıç. Hmm. Normal sade bir çorba böyle. Soğuk çorba, evet. Geçen hafta mesela güzel soğuk çorba içtik. Soğuk güzel. Çorba olmasın. Soğuk çorba da olabilir. Tamam. Başlangıç soğuk tabii. Meze tabağıyla da başlayabilir. Tabii. Kaşık yok diyorlar ama kaşıkla yenecek hiçbir şey zaten benim menümde yok ki. Neymiş, pilavı kaşıkla yiyecekmiş. Pilav çatalla yenir, yani sofra adabı bilmiyorlar bunlar bence. O yüzden hiç şimdiden benden sıfır aldılar. Yazgül'ü birazcık tanıyalım. Nereden geliyor? Ne yapıyor? Hayatın nasıl geçiyor Yazgül? Ben Büyükçekmece'de katılıyorum. Evet. Çalışıyorum. Hayatım, ne iş yapıyorsun? Bir villada çalışıyorum. Villada çalışıyorsun. Evet. Evli misin? Evliyim. İki çocuğum var. Allah sizi gördüğüme çok sevdim. İnanın biz hep de bu çok günleri teşekkür ederiz. Sağ olun hepiniz için. Harika. Nerelisin Yazgül? Aslen Hakkari'liyim. Aa, Hakkari'ye de kucak dolusu sevgiler Selam. Sen nereydin Bilsen? Buradan ben de selam söylüyorum. Ben de aslen Karslıyım ama Düzce'de doğup büyüdüm. Hem Düzce hem Kars'a da biz selamlarımızı gönderdik. Aslen köklerimin hepsi Düzce'de. Düzce'de? Evet, hepsi. Ailen falan herkes hepsi orada mı? Evet. Senin aile var mı? Hakkari'de var mı kimse? Evet, benim annem vefat etti. Sadece babam, abilerim falan onlar oradalar. Başın sağ olsun. Gidip geliyor musun? Her sene gitmiyorum ama gittiğim oluyor bazen. Her sene gitmem ama biraz sıkıntı oluyor, o yüzden gidemiyoruz. Doğru, hadi bakalım. Evet. Peki. Rüştü mühendis, Azat şarkıcı, Birsel tabii ev hanımı. Aşçımız var mı aramızda? Ben aşçılık yapmışım ama buna aşçı demeyelim. Buradan kimse şey yapmasın. Daha eğitimin yok, alaylısın. Hiçbir şekilde eğitimim yok ama kendime çok güveniyorum. Zuhal Hanım, el lezzetim çok var. Çalıştığın evde falan mı yapıyorum, yemek yapıyorsun? Evet, çalıştığım yerde de yapıyorum. Daha önce de çalıştığım yerde de yapıyordum. Nerelerde çalıştın? Böyle... Bir AVM'de çalıştım orada. Aha. Bir patronlarıma tabii. Oo. Orada yaptım. Kaç sene yaptın yemek? Ya 3 sene orada yaptım. Burada da geçtiğimden beri bu tarafa hep yemek yapıyorum. Sen kaç senedir o zaman? Hem evinde çocuklarım. 17 senedir yemek yapıyorum. Tamam. Yani evet, eğitimle değil ama tecrübesi var. Kesinlikle. Emeği var. Kesinlikle. Mutfakta çok da yemeği vardır. Güzel. Her yemeği yaparım. Her yemeği yaparım. Dişli evet, bir rakip gibi geliyor. Evet. Sen nasıl? Mutfaklardan nasıl senin Azat? Zuhal Hanım, ben yemek, yani zaten Diyarbakırlı olduğum için yemek kültürümüz zengindir Diyarbakır'ın. Yani. Ama Diyarbakır'ın yemeği mezi zengindir. Bir kaburga dolması falan yer miyiz acaba? Kaburga dolması Diyarbakır, Urfa'ya. Bir mırra falan ikram edersin artık bize, getirmişsindir herhalde yani. Tabii. Diyarbakır'dan bir şeyler. Diyarbakır'dan bir sembol getirdim. Bir sembol, bir güzel bir şık bir şey olacak inşallah. Hadi. Tabii masamıza özel Diyarbakır'ı anlatan. Bakar bakmaz Diyarbakır'ı hemen ne hatırlayacaksınız. Ne diyorsun? Bayılırız. Tabii, güzel. Peki eşinle de paylaşıyor musun evde görevleri? Yapıyor musun? Yardım ediyor yani musun? Eşim... Hem mutfakta hem çocuk. 4 tane çocuk çünkü.
Yani eşim genelde bana bırakmaz ama ben mesela özel misafirler geldiği zaman ben mutfağı ele alıyorum. Tabii. Özel misafirlerime yemek yaparım. Harika. Yani yemek de açlık bir yani ders falan görünmemiş ama tamamen yani bireysel kendi becerime göre Diyarbakır yemeğine özel bir pratik sergileyelim. Güzel bir iki yani. Diyarbakır yemeği bekleriz yani. Tabii Diyarbakır. Severiz yöresel yemekler. Tamamen menüm benim Diyarbakır'a has olacaktır. Oo tamamen. Tabii. Harika tabii. Hadi bakalım güzel. Birsel, senin nasıl aran mutfakla? Yani ben de 11 yıllık evliyim haliyle. Evet, zaten hem Karslı hem Karadeniz, yani yarı Karadeniz. Eşin mi Karadeniz'de? O da Karadeniz'in kıyısından, bize Düzce Akçakoca, Batı Karadeniz. Oradan da var, eşinden de var. Ha güzel. Yani, ne iş yapıyor eşin? Normalde kendi işi var, bayan giyim tekstil üzerine. Güzel. Mağazamız var. Süper. Oradan. Ben de beraberdik zaten, çocuk olduktan sonra artık biz... Emekliye ayrıldık diyelim. Heh. Çocukla birlikte. Şimdi devam ediyor. Sen şimdi çalışmıyorsun. Yok. Tekrar düşünmüyor musun? Düşünüyorum bu sene inşallah. Çocuk yavru artık anaokulu manaokulu. Büyüdü evet bu sene başlayacak. Hadi bakalım. Düşünüyorum ama bu alanda yine aşçılık olarak. Aa. Yani daha doğrusu şöyle anlatayım Zuhal Hanım. Belgelerimi alıp mutfakla devam etmeyi düşünüyorum. Sen aşçılık üzerine eğitim almayı düşünüyorsun. Evet. Ne güzel bayağı ilgilisin o zaman tabii mutfakla. Tabii elim hem lezzetlidir hem hızlıyımdır. Duydun mu Yazgül? Yani duydum ama rakip henüz göremedim. Henüz göremedin. Dur daha çok başındayız. Hiç gözüm korkmadı ama Zuhal Hanım. Korkmadı mı? Yok. Belli olmaz. İlgisi merakı varmış yani. Eğitim de almak istiyor. Niye belki... gözünüz korkmadı Yazgül Hanım? Teşekkürler. Çünkü ben kendime çok güveniyorum. Ne bakıp yargılamayın. Yok kesinlikle ama kendime güvendiğim için. Bu iş tipledi zaten. Günümüz geldiğinde bunu size hatırlatacağım. İnşallah. Evet. Göreceğiz. Yemeklerime basit demişsiniz ama. Şimdi yani dedi biraz evvel. Bir çorba karıştırıp getirmedim ben. 3 tane yemek yaptım burada. Tabii bunlar da el oyalar. Yani ve çok el oyalayıcı şeyler. Basit olan ne? Ben onu çok merak ettim açıkçası. Ney? Yani deniz börülcesini mesela karmaşık ne yapmış olabilirsiniz ki? Haşlıyorum, aşamalı ayıklıyorum. Denizde. Bunu ayıklaması bayağı yani iş ya. Tek. Yani közleniyor bunlar yani kabak. Közleniyor, herhalde kabakları sotelendi, pişendi. İçerisine malzemeleri koyuluyor. Tadına yani bir tane ama... çorbanın malzemelerini koyup ocakta karıştırmakla bence üç tane de çorba şey daha yapmak basit geliyor bana. Aynı şey değil bence ben yani. Ben zaten çorbayla kıyaslamadım. Peki neyle kıyasladınız? Daha zor ne olabilir? Kendi menümle kıyaslıyorum ben şu an. Oo, demek ki ne yapacaksa bize. O zaman siz 5-6 tane bir şey getireceksiniz başlangıçta bizim önümüze. Görürsün. Ya da bir düğün çorbası falan. Sen devam et servisine istersen 10 dakikan var. Vallahi tabak iyi görünüyor. Yaz için ideal bir başlangıç bence. Cevabımı verdim, içim rahatladı. Ve inan ki hiç de bana karşılığında düzgün bir cevap veremedi. Yani neyle kıyaslıyorsunuz diyorum. Kendi menümle diyor. Kendi menüsü ne yapacak? 5 tane mi yapacak bir tabakta yani? Boş ver. Gerçekten Rüştü Bey'in başlangıç tabağını çok merak ediyorum. Kendi menüsüyle kıyaslıyormuş ya. Bakalım göreceğiz. Ezgi Hanım'ın ben başlangıç tabağına basit dediğimdeki tepkisi bence fazlaydı. Çünkü 150 bin liralık bir ödül olan bu programda daha biraz daha aşamalı, kapsamlı bir başlangıç tabağıyla önümüze gelebilirdi. Rüştü başlangıç tabağına basit dedi ama bence çok daha hafif söyledi. Bana kalırsa başlangıç tabağı atıştırmalıktan ibaret. Böyle bir yarışmanın kalitesine uygun değil. Emek vermiş ama basit geldi. Ama şimdi çorba için yani tabii ki zahmetli aşamalı çorbalar var. Bakliyatlar giren işte minik köfteli falan onlar ayrı da. Yani genelde çorba daha kolay bana göre bu yemeklerden. Çünkü bunlar biraz daha el oyalayacak. Zuhal Hanım yani emek verilmiş bir menü yalnız şeydir. Yani az tadımıza uygun bir yemek değil. Ben mesela ben yemem, o yemem. Yani ben özellikle tadına atıştırmalık yani. Atıştırmalık. Bana göre hafif çorba. Atıştırmalık mı? Menümüzün tamamı atıştırmalık. Tamamı atıştırmalık. Biber dudağı hariç. Kızım gerdan. Sen atıştırmalık olarak kuzu gerdan mı yiyorsun Birsel? Yemek, evet karşıyız yemekte ya. Çorba, çorba olmazsa olmaz oğlum. Yemekte çorba yani. Mutlaka ama çorba bu bir yemek yarışması. Yani. Tabii şimdi herkesin kültürü, yetiştiği yer, yöresi.
alışkanlıkları farklı ama bu bir yemek yarışması. Her şey açık olması lazım. Yani içimden geçirmiştim ki çıtır ekmek dendiğinde çıtır bir şey. Ben de çıtır ekmek bunu beklemiyordum. Evet, zor olur yani de. Bu çıtırsa biz nasıl kesinlikle keseceğiz? Kesinlikle kızartmasını beklerdim ekmeğin. Yani ben küçük küçük parça parça şeklinde kroton şeklinde bekledim ama. Kroton hazır. Gibi yani o ufak öyle ufak. Görünüyor, hazır. Ben de baget ekmeği kızarttı falan gibi düşünmüştüm. Evet. Böyle kızarmışa da benzemiyor Zuhal Hanım. İçine de yoğurt çıkmış, dökmüş. Yoğurt çıkmış, dökmüş getirmişsin yani Ezgi. Sen de 150 bin TL için olacak işte. Buna atıştırmalık dediniz menüye ama. Evet. Yani siz atıştırma olarak bu kadar çeşit yapıp yiyor musunuz evde? Daha fazlasını. Gel otur istersen. Bu bence bir şey daha değil. Daha fazlasını yapayım. Öyle söyleyeyim. Allah Allah, benim de beklentim çok giderek yükseliyor. Yani gerçekten ben anlamadım. Öncelikli olarak içecek soruyorum. İçecek alır mısınız? Bir su rica edebilirim. Sen suyu de ver, seni bekliyoruz başlamak tamam. için çünkü. Evet, soğuk bir su. Tabi şimdi 150 bin TL söz konusu artık tabii, bu sezon en yüksek ödülü biz aynen veriyoruz öyle. Gündüz kuşağında. Dolayısıyla yarışmacılarımızdan bu sene birazcık daha fazla performans her anlamda bekliyoruz. Hem sunumlar hem menü seçimleri efendime söyleyeyim biraz daha teknik de görmek istiyoruz. Ama Zuhal Hanım yani bu menünün hiçbir yanından tutulur tarafı yok. Hiçbir yanında. Dilber dudağı hariç hiçbir tarafı tutulacak yanı Dilber yok. Dilber dudağı yani. Hariç tutulacak hiçbir tarafı yok bu menünün diyor. Gerçekten tamamen ben sizin atıştırmalı. Çok merak ettim. Tamamen atıştırmalı. Dök bir yandan da suyunu. Yani salata, salata, meze, garnitür. Evet. Hmm. Ama yani bunlar da... Yarım yarım doldur da sürahin boşalmasın hemen de. Soğuk değil mi o su? Soğuk. Yani menümüzde 4 tane salata var. 4 tane salata derken? Söyleyin. Bunlar salata evet ama bir başlangıç tabağında Azat. Zaten salata dışında ne oluyor ki? İşte mezeler olabilir, soğuk başlangıçlar. Yani madem, tabii bir sürü şey var, soğuk, çok çeşitli. Soğuk ben çorbayı yiyelerdim. Madem soğuk yapacaktınız, soğuk bir çorba... Ne tutturdunuz çorbaya? Yani çorba Allah Allah. Yani çorba mı olmalı? Çorba yok. Bir de yaz günü bence çorbaya girilmemeli. Bence ya da yani. Soğuk çorba. Aynen öyle. Ve farklı yani biz sıcak sonuçta... Sıcak çorba olmasın emin değil, sıcak çorba, soğuk çorba da olabilir yani. Tamam soğuk. Ama şöyle söyleyeyim ben... Gazpacho falan. Normal. Tabii tabii. Normal ama Ezgi misafir Hanım, gibi düşünmedim ve özel olsun istedim. Menüye çıtır diye istemedim. Yazdırdığınız ekmek çıtır değil, kızartılmamış ve hazır. Biz beklerdik ki fırında kızartılmış, kavrulmuş, güzel, çıtır çıtır bir ekmek ya da parça parça. Tek bir şekilde, dilim şeklinde üstüne garnitürü ekleyip getirmişsiniz. Köz demişsiniz, közde ne var belirtmemişsiniz. Patlıcan, sanırım kapya biber var. Yani beklentimin çok altında neden? Bir menüyle karşılaştık. Peki bir başlayalım artık ama. Yani hadi ben, bakalım herkese afiyet ben olsun. Ben bunu ara yemek olarak tercih ederdim. Bayağı çıtır bir ekmek olmuş. Kesinlikle ekmek çok yumuşak. Çıtır dediniz ama hiç çıtır beklentiniz şöyle, yok. Şöyle ekmeğin çıtırlığı zaten normalde çıtır ekmek ama bu tarife bakarsanız zaten çıtır olmuyor bu tarifte. Ama çıtır tarif yazmışsınız çıtır ya biz onu bekleriz. Öyle sizden. Yazmam gerekiyordu ama öyle yazdırmam gerekiyordu. Yani ben altına bir ekmek ismini yazamadığım için çıtır ekmek yazdırdım. Maalesef ama olmamış çünkü ben ekmeğinize çıtır. Ama konuşsunlar birbirimizi bekle. Bir saniye bir Yazgül'le konuşsunlar sırayla konuşalım. Yani buyurun. Çıtır ekmek dediniz biz onu görmedik. O yüzden de gerçekten bu değil yumuşak ekmeğiniz bayağı. Işte altına yumuşak ekmek deseniz. Ben ismini yazdıramadım. Bu kadar çıtır yapabilmek için çok uğraştınız mı? Çok çıtır yapmışsınız. Ben ekmeği çıtır yapacağımı söylemedim zaten. Ama çıtır adı ama altında. Ama çıtır ekmek demedin mi? Yumuşacık bir ekmek. Yani bu... hatta ıslatılmış ekmek gibi. Menüyü nasıl yapacağımızı mı yazmamız lazım yani? Sen çıtır ekmek diye belirttin değil mi? Ama yani ekmeğin aslında Hanım. Bunun ismi hatta bu ekmeğin ismi. Hatta yumuşağın ötesinde bir tamam, şey. Markası. Bildik tatlılarda kullanılan evet. Genelde ekmek ama. Merak ediyorum nasıl başardınız bu kadar yumuşak yapmayı? Yani tarife bakarsanız zaten böyle olması gerekiyor. Ben şerbet döktüğünüzü düşündüm çıtır, aslında. Çıtır kıtır. Ne anlama geliyor? Biliyor çıtır musun? Yazdırmışsın daha önce hiç yaptınız ya. Mı bunu? Bence siz bunu yapmamışsınız. Yok yaptım. Daha önce çok yaptım ben bunu. Ne yapsaydınız olduğunu böyle bir... Sadece ben ismin azizliğine uğradım burada. Mecburen o ismi kullanmam gerektiği için. Bir saniye. Şimdi şunu bir çözelim. Şimdi bu ekmek herkesin malumu evet. Olan bir ekmek. Evet. Bunun tatlısı da yapılıyor falan filan.
Şimdi sen çıtır ekmek yazdırırken bu ekmeği mi, bu ekmekte mi sunmak için mi çıtır diye yazdırdın? Yoksa normalde bu tür şeyler çıtır ekmek üzerinde servis edilir ya. Aha. Burşette gibi. Hı, efendime yok, söyleyeyim. Öyle değil. Efendime söyleyeyim, böyle közlenmiş şeyli çıtır genelde öyle sunulur kokteyllerde. Hı-hı. Ya da aynen, ya da işte davetlerde, düğünlerde. Yani sen ekmeğini yumuşak olsun istedin. Evet. Niye? Çünkü bunun orijinal tarifi peki böyle. Peki bunu ben alıp elimle yemem gerekirken nasıl yiyeceğim? Aynen. Ama bu, bu böyle normalde ben bunu alacaktım elime, bir baktım alamadım. Yok. Bu şimdi bu normalde ekmeğin üstüne yenmez mi? Yok, bu öyle değil ama. Bu hani salata mantığında çatalla yenilebilen bir ekmek tarif. Ekmek neye hizmet ediyor? Keşke ekmekli salata da koymasaydın. Şöyle yapabilirdim aslında. Peki neden ekmeğin üstüne koydun? Tarif, yani ya, tarifi alta koyup aslında üstüne de ekmeği kızartıp koysaydı bize daha iyi bir menü getirir. Şimdi benim bildiğim böyle ekmek olmamış. Bunda bir çanak veya tutup yemek için kıtır ekmeğiyle kesinlikle birlikte beraber yenen bir şeydir bu. Benim bildiğim öyle, hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Yani ben dediğim gibi tarifinde böyle olduğu için ve bu hani çatal elle alıp yemelik o atıştırmalıklardan değil. Bir baksınlar bakalım değil. Gerçekten öyle bir tarif ben bilmiyorum. Vardır. Yumuşak ama olması gerekiyordur. İsimlendirmek kesinlikle yanlış. İnternete, yani internete o zaman sen şöyle yazdırsaydın. Öyle bir isim yok, öyle bir isim ekmek yok. Ekmek üzeri. Evet. Aynen işte köz, köz salata. Kesinlikle. Evet, orada hani benim isimden dolayı bir azizliğim oldu maalesef. Azizliği değil, senin hatan. Benim dedim onu çıtır çıtır alır ısırırsın. Evet. Ha bir şey diyorlar, buyurun. Böyle bir şey gerçekten varmış. Sıcak neymiş? Sıcak koyup gerçekten yumuşatıyormuş bir gece önceden. Sonra onu öyle yiyorlarmış. Bunu böyle sıcak sıcak koyuluyormuş. Sıcak sıcak koyup. Aynen. Yanlış bir seçim olmuş o zaman. O zaman keşke şimdi çıtır deyince de tabii bizim de aklımızı. İşte yani böyle bir tarif kimse, herkes dediler de bizimle beraber ilk defa öğrendi anladığım evet kadarıyla. Şimdi çıtır deyince herkes çıtır bekler. Haftanın... Sen keşke ekmek üzeri deseydin. Marka yazamıyorsak o zaman ekmek üzeri yazalım çünkü sen biliyorsun bu tarifi. Sen bizi yönlendirseydin. Arkadaşlar bu markayı söyleyemiyorsak o zaman ben bunu ekmek üzeri diyeyim ki çünkü yarışmacılar tabii ki doğal olarak bunu böyle bir çıtır çıtır alıp böyle hırt diye ısıracağımızı düşündük biz. Kesinlikle. Aynen öyle. Patates gibi düşün. Böyle çıtır çıtır gelmesi lazım. Evet. Haftanın ilk gününde böyle büyük bir ödül de yanlış bir tarif. Böyle bir tarif yapmış. Kimin tarifi acaba? Böyle bir tarif. Yani böyle bir reçete bir tarif. Yoksa resmi birisinin kafasından aynen uydurduğu bir şey mi? Herhangi öyle bir keşke şey. Tarifin dışında. Böyle bir sen sezonda bununla katılmak bence çok risk aldınız siz. Bu böyle olmaz yani. Ama tabii sadece ekmeğe de takılıp kalmayalım. Yok, yani ekmek değil aslında. Tabii burada zaten 3 tane tabii şey var. Gelin isterseniz bu, onları da konuşalım. Ekmek sadece bir detayı yani küçük bir detayı ürünün. Ama kabak şey detayları önemli ama. Çok fazla sarımsaklı. Heh, aşırı başladı bir tane. Limonu az olmuş. Börülcenin limonu mu az olmuş? Evet, az oldu. Bana az tam geldi yani. Bana da tam bana geldi. Bana tam geldi. Kıvamı, tadı güzel. Okey. Yani peynirli kabak sanırım. Bu da içinde hanımefendi, gravyer var. Hanımefendi saçlarınızı biraz çekin, yoğurdun içine girecek. Gravyer var sanırım içinde. Yok, hayır. Ne var içinde bunun? Ezine peynir gibi geldi. Sadece beyaz peynir. Ezine normal mi? Normal. Normal. Normal beyaz peynir. Tamam. Burada sadece hayır beyaz peynir mi var? Tahin var. Ha, tahin de var. Evet. Evet. Yoğurt. Beğendin mi? Güzel. Güzel. Ama yani bir tabak olarak genel baktığımda benim... Peki. Peki patlıcanlar nasıl? Közlenmiş biber ve patlıcan. Tamam, İyi. Gelecek. Güzel. Yani kötü değil. Közlenmesi falan ama güzel. Ama ekmekle birlikte yediğimde güzel değil. Evet. Nasıl közlediniz? Közmatikte. Közmatikte. Ocağın üstünde. Evet. Peki sen nasıl buldun Rüştü? Ben yani zaten söyledim ekmekle patlıcanla ilgili yorumlarımı. Evet, börülce güzel. Yani tabakta beğenebildiğim tek börülce. Çünkü kabakta kabak tadı alamadım. Yani hani çok küçük rendelemiş. Ne hayır yapmış? Rendelemedim. Yani küçük küçük mü doğradınız? Blender'dan mı geçirdin? Evet, blender'dan. Ki zaten blender'dan normalde için hani zaman kremsi bir kıvam da yapmadım ki tanelerini bıraktım tadı gelsin diye. Yok, taneli diye demiyorum. Zaten taneli olmalı. Hayır. Ben tam tadını tersine çok küçük. Oradan alabiliyorsunuz diyorum ben de zaten. Ben alamadım. Yanına peynir ya da bir şey yani yoğurt mu kullandınız ama? Peynir. Peynirli zaten evet adı çok peynir. Peynir. Ama işte o yüzden yani. Ama yer zannettim. Kavak yani tadı geldi. Peynir mi baskın? Evet çok Rüştü baskın. Rüştü Bey'in dediği doğru Zuhal evet Hanım. Çok fazla peynir dolgulu. Hani kabak demiş içinde kabak görünmüyor. Kabağı yok kesinlikle. Bunun tadını beğendim. Eşkisi tamam yerinde. Börülcenin. Ha, yerinde ama onun dışında maalesef. Patlıcanları beğenmedin mi közlenmiş? Patlıcanın közü sadece hani biraz damak tadıma uydu. Gerisi kesinlikle olmadı. Gerisi dediğin bir biber zaten değil. Yani ekmeğiyle zaten ekmeği hoşuma hiç gitmedi. Valla benim de böyle yumuşak hoşuma gitmedi. Varmış doğruymuş, varmış böyle bir tarif.
Doğru söyle yarışmacımız. İsmiyle ilgili bir karışıklık olmuş. Ama yani bence bu bir çıtır ekmeğin üstünü alıp böyle ısırsan daha keyifli. Daha keyifli. Yani birisinin tarifi ama böyle ben yumuşak hoşuma gitmedi. Ekmek ıslanmış, kesinlikle. Ekmek tatlısına lapa dönmüş. Yani karıştığında hoş olmadı yani bence. Ama közleme aşamasını doğru yapmışsın. Gayet güzel közlemişsin patlıcanı da. Azat. Zor Hanım, ben yemekle alakalı yani genel olarak bir karışık bir ben önümüze koymuş. Karışık değil ya. Yani. Bunlar sunulur ama. Yani sunulur. Hafif olması güzel ama karışık. Yani hani neresini ama yorumlayacağımızı... 50 bin liralık bir masaya... Nereye yorumlayacağımızı bilemiyoruz. Bir tane çorba ama mı getirecek? Ama tad olarak güzel yani. Yani çorbanın dışında zaten koyabilirdim. Peki Azat'ı bir devam edeyim. Tad olarak güzel Zoran. Hepsini beğendin mi tadını? Tabii tad güzel. Ne güzel. Buna şey koydunuz mu? Ya. Çok sarımsak koydunuz mu? Çok küçük bir tane. Sarımsağa biraz alerjim var. Sarımsağa alerjim mi var? Tabii ki. Yok canım. Fazla arkadaşlara da söylüyorum. Fazla koyarlarsa yemeğine hani... Ne oluyorsun? Yemem yani. Tabii ne oluyor yediğinde? Tarifin dışına çıkamayız ki biz. Yok hani konulsun ama fazla ağırlıklı olmasın. Yani kokusu geliyor. Güzel sarımsak. Şöyle sarımsaklı kebap mebap yapsalar böyle bol ya da bir ne bileyim güveç müveç. Kokusu gelsin ama böyle ağırlıklı basmasın. Bazıları var biraz fazla koyuyorlar. Böyle bir cacık yapsalar basıyorlar sarımsak. Tabii ağır şey yapar. Ama Azatçım burası yemek yarışması. Herkesin tabii, elinden yarına biz şey yapamıyoruz, müdahale edemiyoruz. Olmaması için bir şey demiyorum. Bolsun ama ağırlıklı olmasın. Teşekkürler, eline sağlık. Ezgi Hanım elinize sağlık. Afiyet olsun. Yok tad olarak fena tatlarını değil. Tatlarını beğendi Azat. Tad olarak fena değil. İkisini birlikte alayım. Evet. Yani karışıklığa bir şey diyemiyorum ama vallahi tadı olarak... güzel haşlamışsın. Evet. Afiyet bu bazen olsun. Az haşlandığı zaman sıkıntı, o çöpler ağzına gelir, evet. Ayıklayamazsın, evet. Kalır. Onlar... Yani basit diyorlar ama börünceyi ayıklamak evet. Zaten bence en büyük bir emek yani burada. Evet. Kabağı da keşke blenderdan geçirmeseydin. Bu kabağı hissetmek güzel kabağı olur. Kabağı hissetmedim. Biraz böyle bulgur gibi. Kesinlikle. Hiç içinde kabak görünmüyor. Baskın. Rendeleseydin kabağı daha aynen. Güzel olurdu. Ben de sanki. Onu söyledim zaten. Yani ben kabak işte ya da şimdi zaten dişe gelsin diye. Şeyle yani ama dişe gelmiyor işte blenderdan geçtiği için tam kesinlikle tersi. Kesinlikle dişe gelmiyor. Ya da şey yapsaydın mesela kabak rol yapsaydın arasına peynir falan daha güzel. Yani daha şık dururdu görsel evet. Açıdan da. Bir tık daha hoş olabilirdi. Peynirli kabak mezesini de inanın beğenmedim o kadar. Lezzeti yoktu. Hiçbir lezzeti yoktu. Peynirli kabak mezesi olmasa da olurmuş. Ben başlangıç tabağında daha farklı şeyler beklerdim. Daha gösterişli, daha lezzetli. Gerçekten bu yarışmanın hakkını verecek mezeler en azından tercih etmesini dilerdim. Beğenmedim. Çıtır ekmekli köz salatasında çok konuşulacak bir şey yoktu. Zaten çıtır ekmekle başlayıp önümüze bir hamur geldi. Yani daha fazla konuşacak bir şey yok. Yorumları hiç dikkate alamadım. Çünkü neden? Tutturmuşlar bir çorba. Azat Bey özellikle. Yani bence şık bir davet masasında başlangıç tabağı en güzeli. Ürünün bir tanesinde isimden dolayı bir azizlik oldu maalesef. Onu ben de kabul ettim zaten. Ama diğerleriyle ilgili, lezzetle ilgili sıkıntı yok dediler. Ben de zaten lezzetime güveniyorum. Bu kadar kebaplara doyulan bir memlekette bu menünün lezzetini beğendiniz. Şey konusunda niye diyorum, tat konusunda misin? Diyorum. Yani karışıklık var tabii ki. Beğenebilir ama menü, hani böyle bir boğaz yani gırtlak dedin ya. Ben menünün tadına da bakarım yani. Tadı için de yorum önemli. Yaparım tabii ki. Yani yaparım. Görüntü olarak gösteri de önemlidir. Karışık olabilir ama hafif bir yemekti yani. Ya mesela ben böyle bir tabakta bir tık daha güzel bir sunum beklerdim açıkçası. Yani artık bu mezeleri alıp böyle kaşıkla koymak bilmem ki. Yani hanımefendi basit olmadığını söylüyor ama yani yaptığı şeyi gördük, yumuşak bir ekmek, patlıcan, biber, közlenmiş gelmiş. Şimdi bir şey geliyordu, ne geliyordu? Şey var, kroket. Pastırmalı patates. Pastırmalı patatesli kroket geliyor. Umarım sıcak gelir. Tabii. Yani pastırma var. Kroket bir de çıtır. Aha bir çıtır sorunsalı da. Pastırma bu havada biraz ağır olmaz hem mıydı? Hem patates de umarım çok basit. Umarım sıcak gelir ne demek yani kroket zaten soğuk olma gibi bir ihtimali var mı? Pastırmayı soğuk mu yiyeceğim ben? Soğuk olma ihtimali yok diyorum zaten ben de. Ha, tamam. Kroket umarım sıcak öyle yani. Öyle dedim ben de zaten. Umarım dedim yani. Anlar ben de. Tamam. Yani geldikten sonra işte, soğuk olursa bu yorumu yapsaydınız daha zaten. İyi olurdu bence. Sen niye kaşıkla geldin? Ön yemeğe kafası nasıldı? Elinizde kaşıkla. Evet bunu söylemeye geldim. Zaten beyefendi kaşığını kaptığı gibi mutfakta. Ama soğuk gelirse bu yorumu yapar. Yani umarım sıcak geliyor. Sıcak gelir demek. Kroket zaten soğuk gelmez. Ama burada beklemek soğuk getirenler oldu. Çıtır ekmek de çıtır. Buz gibi yedik ya. Servisine bak 10 dakikan var biliyorsun değil mi? Evet. 10 dakikada gereken... bütün yemeklerinizi getirmek zorundasınız ha onu söyleyeyim. Rüştü Bey ilk yani yemekte herhalde şey demedi öyle ki. Anlayınca umarım soğuk. Sıcak gelir. Evet. Ben de soğuk, soğuk gelmez herhalde yani. Getiriyorlar buz gibi geçen hafta
yarışmacı mangal yaptı, karışık kebap. İşte kebap dediğim karışık et, ızgara pardon. İşte pirzola, köfte, antrikot falan filan karışık. Bir geldik burada şey, mangal duruyor. Niye burada dedik? Aman dedik, külleri milleri uçmasın. Ben size sıcak sıcak sunmak için pişirdim dedi. Sürem dahilinde ısıtıp vereceğim dedi. İyi dedik, biz de sevindik. Bir yandan da endişeliydik tabii. Bir rüzgar esti, küller kafamıza, her yerimize geldi. O bir. İkincisi, istediği gibi gitmedi işler. Ayarlayamadı servisi, ısıtamadı. Buz gibi et yedik. Buz gibi. Sertleşmiş artık o et, bütün şeyini kaybetmiş. Pişmiş, kimisi az pişmiş, kimisi çok bitmiş. Yarışmacı oradan kaybetti. Yani dedik ki o zaman niye koydun oraya? Sıcak veremeyeceksen riski mesela. Almış, evet. Ki ana yemekti. Onun için Ezgi şaşırma yani. Zor Hanım, ızgara konusunda kendime çok güvenirim. Hadi, yalnız riski ele almadığım için risk yani bayağı bir risk, onun pişirmesi, servis etmesi. Yani o tadı vermesi, masaya o lezzeti vermek önemli. Ama çok basit formülü yani, var Azat. Şurada fırınımız var en kötü ya. Tepsi de getirdi zaten, fırın tepsisinde etleri. Fırında... Onu fırına koyacak. Hayır fırına koyup ısıtabilirdin. Aynen. Zuhal Hanım, yemek, yani ızgara güzel bir yemek ama riskli bir yemek. Onu masada, ızgarada pişirip tekrardan servis etmesi biraz zahmetli bir iş. Yani onu yetiştirmek lazım, o sıcaklık bir şekilde. Yetiştirenler oldu. Kışın burada mangal yaktılar dışarıda. Getirdi içeri, sıcacık sıcacık getirenler de yumuşacık pamuk gibi de getirdiler. Haklarını da yemeyelim yani, yapan da oldu. Yapan yapıyor. Evet, kraketlerimiz geldi. Gelenler başlayabilir. Bakalım sıcak mı kraket? Yani... Dışının yanılmadım. Çıtır, içinin yumuşacık. Yanılmadım yorumlarımla. Ne oldu? Ben çıtır olmayacağını düşünüyordum, öyle de getirdi. Nereden biliyorsun? Yumuşamış. Röportajında söylemiştim. Uzaktan bakınca anladın mı Rüştü? Yok, tahmin etmiştim ya. Hanımefendi başta da gelip söylemişti ama yani çıtır ekmek deyip ben böyle yaptım dedi. Ben de sıcak olacağını umdum. Bakalım. Çok basit bu olmamış yani. Gerçekten yeni sezona bununla gelmesi çok yanlış olmamış. Evet, yarışmacılar yeni sezona kroketle gelmesinler diyor Yazgül. Kesinlikle. Çünkü ne olabilirdi sence ara sıcak? Yani basit olmuş. Ben kendim ayarlamıştım da onlar da ayarlayabilirlerdi bununla. Bu çok basit olmuş. Bir de çıtır demiş ama kesinlikle çıtırtısı hiç yok. Çıtırı bakın, yok mu? Bakın baksanıza. Kaplaması. Hiç buhardan mı hiç artık yok. Yumuşamış yani. Açıkçası Diyarbakırlı olmamın bir avantajı, size söyleyeyim. Yani yemek fazla çatal kaşık kullanmayı da sevmiyorum. Yani ama burada sizden saygıdan dolayı tabii sizlere uyacağım. Ama ellenecek yemekleri yiyeceğiz zaten de, yani canım. Lezzet olarak, lezzetten bahsettim. Tabii. Konusunda diyorum. Evet. Pastırma. Hadi gel bakalım. Pastırmanın hiç tadını alamadım. Nasıl ya, var pastırma içinde? Yok, hiç tadı alamadım ben. Niye? Sucuk gibi. Sucuk gibi mi? Evet. Pastırma sucuk kokuyormuş. Yazgül öyle dedi. Pastırma geliyor direkt. Pastırma. Alamadım gibi... pastırmanın tadını dedi. Yağ çıkmış sonra. Çok az yağlı. Patatesle birleşince gerçekten tadını alamadım. Neyi çok farklı geliyor pastırmanın. Pastırmanın. Sucuk tadı diyorsunuz. İşte pastırma, gelmiyor sucuk zaten. Tadı aynı zaten. Ama sucuk yani, tadı aldım aynı dediniz. Aynı mı? Hayır. Aynı olur mu? Benziyor yani. Hayır. Ama kesinlikle pastırma tadı şimdi var, yok değil yani. Ben evet alamadım. Kesinlikle ben alamadım. Buram. Gayet diyor yani, içi dolu bir şekilde pastırma var ama. Menüde yazılan. Patatesiniz çok fazla yağ çekmiş. Hı. Ve kıtır değil. Nasıl yumuşamış. Herhalde. Ama kroket zaten dışındaki çıtırlığı var ve açtığınız zaman içi yumuşak. Yani içi bu yumuşaktan ziyade yağdan. Siz görüyorsunuz aslında, kendiniz de görüyorsunuz. Hayır, kıtır değil. Kıtır dediğimiz yani için böyle kıtır olsa biraz sesini lazım duyarız değil mi? Kroket böyle olmuyor mu? Nasıl yumuşak olmaması lazım? Nasıl yiyeceğiz? Kroket, kıtır mı yiyoruz? Evet. Dışı, hayır. Kuru demiyorum hanımefendi. Kuru demiyorum bak size. Çıtır diyorum. Yediğim zaman ses gelmesi lazım. Çıtır değil. Yani biz cips yemiyoruz burada, yediğimiz zaman ses gelecek ama bir çıtırlık var yani bunda. Yani cips getirseydiniz daha makbul olurdu. Size yapın evet o zaman. Cips mi? Yani kıtır dediler, başka bir şey, yumuşacık ekmek geldi. Tamam, şimdi orayı geçtik. Yine onun kıtır zaten sebebini ben söyledim evet ve benim hatam olduğunu da kabul ettim. Ama Ezgi Hanım, bu kıtır burada değil bir, ikincisi yağ çekmiş. Siz menü yazdıklarınızla çelişiyorsunuz hanımefendi. Neden?
ve çıtır beğenmedim diyorsunuz, hocam. Ben buna çıtır demedim ki zaten. Bunun isminde çıtır diye bir şey yok. Tamam, kroket ne olur? Çıtır olmaz mı? Tamam, yumuşak dışında olur? Çıtırlık var zaten. Görmüyor musunuz siz yok, bunu? Yok, benimkinde yok. Bakıyorum yok işte, yumuşak bastırıyorum hamur gibi. İçi yumuşak ama kroketin zaten içi yumuşak olur. Dışındaki o kaplamasının çıtırlığını alamadım. Yok, ben... Yediniz mi yoksa? Yedim ben şunu ama ben... Yüzeyde, tadı nasıl peki Rüştür? Tadı kötü değil aslında. Hı. Ama yani menüyle uymuyor. Ben kroket bekliyorum. Ya en azından 150 bin liralık bir ödül olan programda daha en azından kroket bekliyorsunuz. Ben başka bir şey getirmedim ki sunum farklı buraya. Olabilirdi mesela. Daha çıtır çıtır olabilirdi yani patatesler. Yani size bir tane maydanoz koymadım diye sunum olmamış. Hayır, patatesleri Ezgi Hanım, çok basit getirmişsiniz olmuş. Ya. Patatesleri haşlamış. Haşlamışım getirmişim. Evet. Sadece patates haşlama mı bu sizce? Pastırma, pastırmayı siz mi yaptınız? Pastırmayı siz mi yaptınız? Ne alakası var? Ben burada pastırma mı yapacağım? Sadece işte, pastırma yapmak mı yani olay? Patatesi haşlayıp getirdim. Bu sezon yarışmalarımızdan pastırma yapmalarını bekliyoruz. Bunun aşamaları var. Ben bunun içerisine ürünlerini koyuyorum, evet. Karıştırıyorum. Hı-hı. Kızartmak için 3 tane ayrı aşama yapıyorum ben bunun için. Ezgi Hanım bunu bol olmaz. Kızgın yağda böyle bol, evet. İçinde deep fry. Tabii bile o şekil biraz daha pişseydi keşke. Ama yani burada çıtırlığın bekleme süresinden yok, kaynaklı da olabilir yani. Çıtırlık içeride belki bulaşabilirdi, daha biraz daha böyle güzel gelebilirdi yani. Tamam, o şekilde yaptım ben zaten. Yok yani pişmemiş. Ona göre menünüzü ayarlamalıydınız. Yani. Son dakika yapmalıydınız. Bak baksana hiç pişmemiş. Pardon da siz zaten ürünü tamamen bambaşka hale getirdiniz. Patates tarlasına döndü orası Azat. Yüzey, buradan zaten alamazsınız. Yüzey olarak bir çıtırlık var ama işte yani içinde. Ama Azat çok parçalamışsın, niye öyle? Evet yani. İçinden kaşar peyniri arıyor Azat Bey. İçerinde ne bekliyorsunuz? İçini merak ediyorum, içindeki harcın. Tamam zaten tamamen... ikiye ayırdınız ama içeriğini görebilirsiniz. Bey. Bu kadar küçük parçalara ayırmanıza gerek yok yani. Yemeği tamamen formundan çıkarmışsınız yok, siz. Yok ben tadına da baktım, lezzetine ama ne baktım. Aradın bu kadar? Baksana yok, bizim tabaklarımız patates yani, tarlası oldu orası. İçindeki harcına baktım. Bu kadar hunharca davranmayın yemeklere. Harcına bakacak bir şey yok Azat Bey. Yok. Patates, parma, galeta unu bu kadar. Hayır, içerisinde eski kaşar var, baharatlar var, patates var. Dokundurdunuz mu? Yani... Hayır. Eski kaşar diye mi söylediniz? Hiç yo, eski kaşar tadı alın mı? Var yani, kaşar olmasa zaten bu kadar yumuşak var, olmaz. Hiç alamadın mı kaşarın tadını? Hiç tadını alamadım ben. Sadece pastırma tadı geliyor. Pastırma yani patates. Ben herkesin ağız zevkine göre nasıl tad tabii, alacağına göre koyamam. Hayır. Bunların artlısınız. Bir ölçüsü var ama. Ezgi Hanım ama gerçekten yani söyleyeyim. Olmamış baksanız da siz kendiniz zaten görüyorsunuz. Yok, önünüzde tabak evet, da. Olmuş gayet. He, ama o dışındaki bakın, çıtırlığı lezzeti, da verdim ben fakat... Bakın. Bekleme süresinden dolayı bir tık yumuşamış olabilir. Haklısınız. Ama dışında gayet çıtırlık var. Bu kaplaması var. Bunu herkes görebilir yani, kaplama olduğunu. En çıtırını kendinizde mi seçtiniz? Zaten yani böyle olması gerekiyor ama. Yağ çektiği için içi çok yumuşak, yumuşak olmuş. Ya lezzeti, tadı lezzeti yerinde. Ama kroket zaten ayırdığınız lezzeti zaman yerinde, yumuşak tadı, bir şey tuzu aynı anda konuşmayalım lütfen. Kroket yani içini açıyoruz ve yumuşak bir şey çıkıyor içinden. İçinden bahsetmiyorum. İçi evet i̇çi yumuşak sizin dediğiniz ya. Gibi doğru. İçi evet. Yumuşak ama bunun en büyük sebeplerinden birisi de yağ çekmiş olması. Yani yağ çekmekle işin çok yumuşamaz. Yağlı. Katılmıyorum ben buna. Yağ çekince içi neden yumuşasın ki? Tamam dışı yağ çekmiş yumuşamış diyebilirsiniz ama iç harcı yağ çektiği için yumuşamaz. Birlikte beraber pişirdiğiniz için. Saçlarınızı arkaya alabilir misiniz? Sürekli yemeğe giriyor. Şey olarak gözüme takılıyor. Bağıma giriyor. Karabiber tuz bir saniye ama gözüme takılıyor. Allah aşkına orada bile gelirse orada bile görürse o zaman ben boylanırım. Lütfen şimdi konuşmayın. Hayır olur mu? Ben yorumumu yapıyorum. Sürekli beni manipüle etmeye çalışıyorsunuz. Lütfen. Manipüle etmiyorum. Baksana saçlarınız öne doğru geliyor. Biraz arkayasanız siz de rahat attım edersiniz. Yeterince. Kendi tabağını ilgilendir hanımefendi. Evet, saç çıkarsa yani, neden onu. Bu kadar rahatsız ben de kabul oldunuz. Etmem yani. Ama midem bulanıyor, kaldıramıyorum. Aa, baksanıza siz öne bir doğru rakip geliyor. Gördünüz. Manipüleye geçiş yaptınız. Üzgünüm ama ben kimseyi görmedim bu masada. Vay değil anam, misiniz? Vay. Kimseyi bu masada rakip görmedim. Çok merak ediyorum sizi yani. Gerçekten her şeye basit diyorsunuz. Gerçekten merak edin. Kimseyi rakip görmüyorum. Merak edin. Gerçekten ben pastırmaların içinde ben pastırma yiyorum. Herhalde kuzu çevirme yapacak kendisi. Yani kuzu çevirme yapmayacak. Beklemeyin. Beklemeniz olmasın. Kat kat su börekleri, kuzu çevirmeler. Siz onu merak etmeyin. Demek ki onları yapacaksınız. Siz hiç merak etmeyin. Her şeye basit dediniz. Çok merak ettim. Çünkü basit ama. Beğenmedin mi tadını da? Kesinlikle beğenmedim. Sen de beğenmedin. Birsel. Yani. Azat beğendi mi anlamadım. Bunu beğenmedim maalesef. Bunu beğenmedi. Eline sağlık diyelim. İlk ana yemek ilk menü karışık olmalı. Manasına rağmen lezzeti güzel değil. Ama bunu beğenmedi maalesef. Niye beğenmedin? Olmuş. Ben asla ben hakkaniyetli bir insanım. Bağırma. Güzel olsa güzel derim Zuhal Hanım. Ama gerçekten olmamış, yumuşak, ezilmiş, büzülmüş bir şey önümüze getirdim. Tat olarak herhangi bir lezzet zaten almadım. Ne baharat içinde kullandığını da bilemedim.
Bunu öyle tuz karabiber ondan gider. Sonra, ya bu sebze bu yakışmamış. Dışı, sen yakıştırmadın. Dışı çıtır, içi biraz çok yumuşak böyle hani. Yani bence tadı olarak tadı dışı var. Dışı çıtır mı? Yani biraz şey yani kuru pişirilmiş çıtırlık var biraz. Ama çıtırlık içeri, varsa başarmış iç, demektir. İç biraz çiğ pişmemiş çıtır iyi yani. Çiğ mi? Yumuşak yumuşak. İçim pardon. Çiğ diyor ama çiğ değil. Çiğ değil ya yumuşak o ayrı da çiğ gayet değil. Yumuşak evet. 150 bini bu şekilde mi alacaksınız? Evet. Bu kroketle mi alacaksınız? Yani siz kroketten anlamayıp ona göre yorum yapıyorsunuz. Belli zaten yorumdan. Ve adaletsiz davranırsanız adaletsiz ben orasını bilemiyorum tabii adaletsiz ki. Adaletsiz davranmayacağım ama görünüyor her şey ama ortada olmamış yani. Olmamış Ezgi Hanım. Kabul olmamış etmiyor. Olmamış bir şey de ısrarla olmuş diyemeyiz. Kabul etmiyor aynen öyle. Yazgül Hanım tamamen beni kendine rakip gördüğü için bana saçımdan yürümeye başladı. Saçımın sürekli onu rahatsız ettiğini, gözünü aldığını bahane ederek bana oradan dem vurdu. Fakat ben onu kendime rakip görmüyorum. Beni de rakip gördüğü için, dişli olduğumu bildiği için ancak bu kadar gelebildi üstüme. Birsel Hanım'ın saçı her seferinde önüne geliyordu ve ben bundan tiksiniyordum. Midem bulanıyor. Sonuçta biz orada yemek yiyoruz. Önüme niye onun saçı geliyor? Önümde değil ama karşımda sonuçta. Her seferinde saçı önüne geliyordu. Hoşuma da gitmedi. Bunu da ona yansıttım. İki kere de ben Birsel Hanım'a uyardım. Sinirlendi ama gerçekten de hiç hoş bir şey değildi. Deniz börülcesini... Börülce balığı mı? Denizden mi yok, çıkıyor? Yok denizden. Börülce balığı mı? O tarz bir şey. Balık denizle ilgili konuşulunca... Tamam ama siz balıkta, ürünü bilmiyorsunuz, yemeği bilmiyorsunuz. Var. Kroket ne? Deniz börülcesi balık mı? Öyle değil, öyle değil. Yanlış siz anladınız. Menüye bakmadınız mı? Ben menüye baktım. Bey. Ben börülceyi biliyorum. Siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Denizle ilgili. Siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Deniz börülcesi deyince akla denizden gelir. Denizle ilgili bir şey içinde var diye düşündüm. Evet koydum yani, ben. Balığı, koyamadığım bir ürün var mı? Ama aynı anda konuşmayalım. Bak oraya bir şey yöneltiyorsun sonra bir sene dönüyorsun. Lütfen denizle... aynı anda konuş. Sen servisine devam et. Evet. Zorlanım denizle ilgili konuşunca. Ha hiç yemiş miydin deniz börülcesi? Börülce olarak biliyorum. Yani tarifini de ben baktım. Yalnız içine balık falan da içinde olur diye düşündüm yani biraz deniz balığı falan böyle balık. En azından biraz araştırsaydınız Azat Bey. Yok, siz yemek yemeye gelmişsiniz ben buraya. Araştırdım. Sen daha evvel deniz börülcesiydi yememiş olabilir canım. Deniz olabilir börülcesi. Araştırsaydı yedin mi bu şekilde? Yok yememişim biliyorum. İşte yani. Yememişsin tabii, ama. Tabii yememişim tamam, biliyorum. Yememiş. Azat Bey'in deniz börülcesini denizde yaşayan bir canlı olarak bilmesi bana komik geldi. Ama Ezgi Hanım'ın bununla dalga geçmemesi lazımdı. Bilmeyebilir ama araştırması lazımdı Azat Bey'in de. O konuda onun da hatası var. Bugüne kadar hiç denememesi... Zaten başlı başına bir enteresan. Fakat insan bir araştırır değil mi? Araştırıp gelir. Bilmiyor olmasını geçtim. Ama balığa benzetmesi, balık olduğunu düşünmesi çok komik. Arkadaşlarımız deniz börülcesi deyince herhalde yanında bir deniz balığı falan bir balık türüyle içinde olacağını zannettim. Yani denizle ilgili bir menü hazırlayacağını, ara yemek hazırlayacağını düşünmüştüm. Ama bir baktım deniz yosununa benzeyen bir şey yani hiç... güzel görmedim yani. Bunlar bu lokum gibi kuzuya bile laf söylerlerse daha zaten damak tadı falan yok bunların. Ben iyice anlamış olacağım. Hiçbir şey beğenmiyorlar. Sırf yorum yapmak için gelmişler. Başka da hiçbir amaçları yok burada. Zaten Azat Bey meşhur olmaya gelmiş. Diğerleri de ne için geldi bilmiyorum ama hiçbir şeyden anlamıyorlar. Buna da laf söylerlerse zaten bakacağız o zaman. Sizler de lütfen yeni sezon için tam 150 bin TL için başvuru yapmayı unutmayın. Türkiye'nin her yerinden başvurularınızı bekliyoruz. Dünyanın her yerinden başvurularınızı bekliyoruz daha doğrusu. Nereye? tv8başvuru.com'a veya yemekteyiz Instagram hesabına. Yarışmacılarımız çok dişli, çok maharetli, marifetli anladığım kadarıyla. Çünkü menüyü basit buldular ama şimdi bir kuzu gerdan gelecek. Yanında filik pilavı mı vardı Yuşa? Filik pilavı bulgur pilavı diyelim. Filik de bulgur bir çeşidi. İşte yani bir fark olur. Yok. O kadar lütfen. Güvermeyin kendinize üstü. Ben... Görürsünüz Azat Bey. Yok, ben çalışıp yok, geldim. Başkasının rahat olun. Menüsünü bastırıp kendinizi üste çıkarmayın. Hayır asla. Ben hakkını veririm. Haksızlık yapmam. Siz merak etmeyin. Yemek, ama bulgur pilaviyle de şu yarışmaya gelmeyelim. Bulgur, herkes 10 dakikada yapar. Bulgur pilavı atar, sonuçta... Kavurursun, suyunu eklersin, demlenir biter. Ama beyefendi bu bulgur pilavı aynı bulgur pilavı değil. Bu firit, firiti bilir misiniz? Yapmış mısınız? Yapmadım ama biliyorum. Bulgur pilavıyla firik aynı şey mi? Ben inanmıyorum. Daha bunu bilmiyorlar yani buraya gelmişler yorum yapmaya çalışıyorlar gerçekten firik çok bambaşka bir lezzet çok bambaşka bir tat yani buna nasıl bulgur pilavı diyebilirim aşamaları var 3 tane şey var içerisinde ürün var yani kesinlikle kabul etmiyorum ben yorumlarını asla kabul etmiyorum.
Firidi görmüş müsünüz hiç? Nohut ekliyorsunuz. Bunun pişme şekli çok farklı oluyor çok aslında. Farklı. Biraz zor oluyor. Biraz daha diri zor de, diri de geliyor dişe. Bildiğin yani bulgur değil yani. Suyu koy üstüne. Ama bir has kokusu oluyor. Tabii ki kesinlikle. O biraz zevkli. Ay ne yapacağız bir sen? Yani köy bulguru diyoruz biz ona. Evet. Annemler Allah rahmet eylesin. Güçlü onlar da getirdiklerinde. Bakın bulgur pilavı değil eş dost. Yemezdim yani. Firik yiyemezmiş o kokusundu ya. Neden? Ay, yani kadar kederle doldu. Ürün diyor. Yemediğiniz ürün varsa bu yarışmada ne işiniz var? Pardon. Yani yemek zorunda kalacağım. Her ürün yemek zorunda değiliz. Tadına bakabiliriz. Değiliz. Tadına bakarız. Nasıl yani, puan vereceksiniz? Tadına bakacağız ama yemek zorunda değilim. Bitirmek zorunda değilim yani. Bitirmek zorunluluğundan bahsetmiyorum. Firik yiyemem demiş. Tamam. Ve ben de yemek zorunda olduğunu söylüyorum. Tamam ben de ondan bahsediyorum. Aynı şeyi söylüyorum. Ezgi Hanım siz hangi yöreye usul yaptınız? Bir Antep çok yapıyor. Bir de Maraş. Hatay olarak. Hatay. Tabii yöre fark Ezgi eder. Ezgi Hanım, Müslü Bey'in bir sıkıntısı var maalesef. Ne gibi? Yemek gelmeden hemen yorum yapabiliyormuş. Yani biraz böyle hani yemek gelmeden işte bu sırf olmaz, yorum yapmak için buraya geldiğini gösteriyor. Peki yani sen devam et. Yemek kadar bütün yorumlarımda doğruydu. Hiçbir şekilde haksızlık yapmadım. Düşüncemi belirttim, umarım dedim ve o şekilde de geldi. Yok zaten, zaten ben. Benim, masaya geldikten benim sonra hep biz yorumumuzu yapabiliyoruz. Orada tamam, sorun yok ama yemek gelmeden hemen işte şu bir olmaz. Düşüncemi yani belirtebilirim Azat şöyle Bey. Şöyle bir şey var Azat Bey, aslında menüde yazılıyor ya şu öyle yapılıyor diye. Sen oradan zaten anlıyorsun fikir bu nasıl bir şey yapıyor, önüne ne geleceğini sen zaten oradan tahmin hiç edebiliyorsun. Hiçbirimiz tahmin edemedik ilk baştaki menü. Tahminimizi öyle tahmin etmediniz. Biz zaten beklentimizin altında bir şey bulamadık. Beklenti dışında yani siz bu bir şey beklememişsiniz. Yemek yemeye gelmişsiniz. Ben aklımda düşündüm. Çıtır ekmekli bir şey düşündüm. Önüme gelen hamur. Önüme gelen güzel hamur olsaydı ya yerdim, puanımı verirdim. Haklısınız. Ama tamam, şey olarak da yani yemek gelmeden tamamen işte diskalifiye yani gerek yok. Azat Bey diyor ki siz daha tatmadan yorumunuza başlıyorsunuz. Fikir belirtti. Ama şimdi şöyle. Çıtır gelir umarım sizlere menü beyan ediliyor ya. Dedim. Evet. Tabii ki yemekle ilgili beklentilerinizi ben tabii ki söyleyebilirsiniz. Ben tadı kötü demedim. Şöyle demedim. Ama yemeden olmamış de demedim. Olmamıştır demek yok. Yemeden değil. Gittim gösterdim ve hiç de bir şey söyleyemedi. Gösterdikten sonra sadece böyle öyle baktı. Demek ki anlamıyor. Sadece konuşmak için konuşuyor. Azat sen sarımsak yiyince ne oluyorsun? Yani nasıl diyeyim? Bir yerin kabarıyor mu? Yani hem alerjim hem alerji yapıyor hem kokusunu... Nasıl alerji işte onu soruyorum. İşte kaşınıyorum. Kızarıyor musun? Tabii kızarıyorum, kaşınıyorum. Doktordan raporun var mı? Yok rapor yok. Benim günümde yani, ilaç alıp geldim. Doğaçlama, rahatsız olduğum yani, şeyler. Doğaçlama. Bir şeyler yiyeceğiz. Tabii. Bir şey söyleyeceğim. Çok mu ciddi reaksiyon veriyor vücudun? Azmış. Fazla değil zaten, ağırlık olsa hastaneye giderim. Yani Allah korusun. İlaç milaç kullanmıyorsun. Zaman senin alerjin yok. Yok. Hassasiyetin var. Rahatsız oluyorum yani. Sen gidip test yaptırdın mı? Yani doktora da gitse mesela benim bir tane kız kardeşim var. Heh. Yıllarca et yemedi yani. Vejetaryen. Hiç yemiyordu. Hiç yani biz getirdiğimiz zaman masadan kaçıyordu. Aa bak Diyarbakırlı masadan kaçıyor eti görünce. Sonradan yavaş yavaş alıştı yani. Belki o bir de, başka. Belki bir şimdi de... benim öğrenmek istediğim bir rahatsızlığın yani ciddi bir ilaç kullanacak kadar bir şey alerjin var mı? Yok o şekilde. Yani, alerjin değil o zaman. Bence sevmiyor. Bence çok de hızlısını. Bana da öyle geliyor. O yüzden böyle alerjim biz çok gördük var bu numaraları. Ay benim alerjim var diyor. Alerji o zaman doktordan ilaç ispanak herhalde mıydı? Ispanak. Zoran'ın bir sahne dönüşünde orkestramızla beraber işkembesi gidiyoruz. Adam geliyor işte az mı sarımsak çok evet mu? Ben çok az istiyorum. İstemiyorsun. Hiç bazen de istemiyorum. Teşekkürler. Bu şekilde yalnız eğlendim. Ezgi Hanım'ı şu konuda tebrik ediyorum. Her yemeğini buraya getirmesine rağmen servislerini yetiştirdi yani. Değil mi? Evet. Kaşıkla geldi, pilavla geldi. Bir de çatal bıçakla gelirsen seviniriz. Hemen geliyorum. Evet. Kuzu geldi. Sanki tabak... benim damak tadıma uygun bir yemek. Hadi inşallah. Az önce beni eleştiriyordunuz. Şimdi aynısını siz yapıyorsunuz. Ben de aynısını gördükten sonra yani söylüyorum. Gördükten sonra söylüyorum Rüştü Bey. Neyi gördükten sonra? Firik pilav hoşuma gitmedi. Çok haşlanmış görünüyor. Evet. Bak şimdi. Ama yiyeceğiz sonra. Ama sadece soğan ve havuç. Hani sebze. Sebzeli firik mi yazdırmış? Evet. Hayır. Sebzeli gerdan.
Menüde haşlama yazmıyor. Sebze haşlama yazmıyor. Kuru gerdan, kuzu gerdan. Sebzeli mi yazıyor? Yani bu kuzu gerdanı fırında mı yaptı, tencerede mi yaptı? Önce haşlayıp sonra mı attı? Mühürlemiştir önce ben. Yapmamıştım. Ya şu kahvaltıyı yapmayanları da anlamıyorum. Yapın şu kahvaltınızı vallahi ya. Vallahi hazırlık yapayım. Bak kan şekeriniz düşüyor. Yok düşmüyor. Bünyeye yiyeyim. Birazcık kan şekeri girin. Yerim şey... diye geldim ama. Ya ha, yiyemedin mi? Yiyemedim işte. Bakın sabah çok erken almıyoruz siz. Onun için bence karnınızı şöyle kahvaltı yapacak kadar en doyurun. En erken ben alınıyorum ama kahvaltı kahvaltınızı yaptım. Yapın ondan sonra gelin. Kan Ezgi şekeriniz Hanım'ı düşer biraz sinir yapar. Fazla eleştirdim diye sanırım en küçük. Şekerler mi getirdi acaba? Bu genel olarak aynı. Hiç alın geldin. Bakayım getir bakayım yan yana tabaklarımızı. Bu arada en büyüğü size gelmiş. Bana biraz doğru. Geçmiş. Doğru güzel. Bakın porsiyonlarınız sırasına göre olmalı. Ha fine dining bir şey yaparsınız ona bir şey diyemeyiz. Tadım menüsü yaparsınız ona bir şey diyemeyiz. Ama onun dışında kendi tabaklarınıza da yarışmacılara koyduğunuz kadarını koyacaksınız. Getiriyor salata, az yapmış salatayı zamandan tasarruf. Şu kadar kendine salata. Vallahi eksik sayarız bu sene. Öyle kimsenin gözünün yaşına bakmak yok. Artık hatalar öyle geçen sene kadar tolere edilmeyecek. Zaten... Yakmayın, çiğ getirmeyin ürünlerinize. Ne bekliyoruz yani tabaklarımız? Çatal bıçak. Sen çift servis açmamış mıydın? Çift servis açtım. Ha, bir tanesini krokette tükettik, bir tanesini de başlangıç tabağında. Tamam, teşekkürler. Hadi. Ezgi Hanım bu yemeğinize ben puan vereceğim. Önce lezzetine bakın yok, Azat yok, Bey. Yok ben... Eti gördünüz galiba. Ete tav oldu. Ben et olmadan olmaz yemeklerimize Zuhan Hanım. Biliyorum. Et getirirsek puan alacağız o zaman. Yok yok. Yani tadıma, tadı da güzel olsa... Lezzetine de bakın zaten lezzeti, puan verme gibi, lezzeti, vermeme gibi bir lezzeti, şansınız kalmıyor. Lezzeti de güzel olursa Ezgi Hanım... İçecek bir şey alır mısınız? Yani Ezgi Hanım... Bir kuzuyu bu kadar nasıl tabii sertleştirebilirsiniz? Ben onu mühürledim, fırına verdim. Ama sertleşme yani gibi bir şansı yok ki. Gibi değil ki. Keşke haşlandıktan sonra fırınlansaydı. Ne salatasıydı canım? Cevizli tulum peynirli roka salatası. Erzincan tulumu mu? Onu belirtmedim ama bu İzmir tulumu. Ha, Yazgül İzmir. Hanım okay. Daha sebzeyi zebzeyi bilmiyor ama gelmiş burada yorum yapıyor benim yemeklerime. Nasıl? Siz bence yanlış anladınız. Yok, ben neyi sebzeyi yorum... anlamadım. Zebze. Ha, hayır zebze ben yani. Sebze dedim bence. Siz o yok ben duydum. Biliyorum yok. Yani ben yanlış anlamadım. Siz neden böyle bir yoruma gelince heyecanlandım. Olabilir aynen. Ya. Aynen. Yani siz önce yemeklerinizi... Tamam o zaman biz hata yapabiliriz ya. Ona göre yorum yapalım. Ama yemekleri hata... Ona göre puan alırsınız. Aynen. Ona göre yorum konuşmakla, yapalım o zaman. Ufak tefek hataları, yemek hataları söylememize gerek yok o zaman. Siz... O onları söylüyor. Ben nasıl de bunu söyledim. İyi ben ufak tefek hataları görmeyeyim. Hepimiz arkadaşız zaten. Buraya yarışmaya gelmedik. Tabii ki arkadaş değiliz. O zaman kim kazanacak? Nasıl kazanacağız bunu? Küçük hataları tolere ederek mi kazanacağız? Ben görmeyelim derken, söylerken yani acımasız yorum yapmayalım. Acımasız gayet iyi. Olabilir. Herkes yarışacak. İnsani şekilde, düzgünce söyledim. Tamam ben de bunu duydum ve söyledim. Ama dalga geçer gibi söylüyorsunuz yani. Dalga geçtiniz. Sebze, istediğiniz söylediniz. Ve elim de öyle de demedim ben. De, şive değişiklik olabilir, sıkıntı yoktur bu konularda. Normal. Kesinlikle. Tabii. Sebze dedim ama aslında bazen konuşurken dilim süşebilir. O şekilde konuşmuş olabilirim. Aslında o çok yanlış yaptı. Çünkü kendini savunamadı. Benim bu şekilde konuşmama gelerek ortamı gerginleştirdi. Sebzeye zebze demesine Ezgi'nin verdiği tepki hiç hoş değildi. Olabilir insanlık hali, heyecandan dili sürçmüş olabilir ama Ezgi bunu yakalayıp ona karşı koz olarak kullandığı için Ezgi'yi bu konuda asla tasvip etmiyorum. Kendisi bana saçma sapan yorumlar yapıyor. Ben şimdi söylediği şeyi söylüyorum, kabul etmiyor. Yok acımasızmışım olabilirmiş. Benim de hatalarım olabilir o zaman. Sen niye görmezden gelmiyorsun? Şive başka bir şey. Kelimelerin yanlış telaffuzu başka kesinlikle bir şey. Zaman zaman ben de çok tekrarlanınca uyarıyorum. Ben duymadım. Kelime hatası yanlıştır tabii ki. Yani çok basite kaçmış. Basit. Çok basit evet. Basit. Gerçekten yani Ezgi Hanım bir baksanıza. Neyi basit bunun ben anlamıyorum yani burada. Ezgi Hanım lütfen rica ama ediyorum. Ama yemek fark ederseniz yani o yok kadar aşamalı ki. Ben salata için söylüyorum tamam, Ezgi yani Hanım. Tamam yani ana yemeğin salatayı... yanında da bu gayet doğal ve güzel bir salata yani. Yaz günü tam yaz salatası. Hı hı. Yani brokayı biz genelde balıkların yanına veririz bu et yemeği. Benim başlangıcımı hepsi salata basit diye eleştirmiştiniz.
Yani salata hepsi basitse ne kadar zorunu yapabilir? Kaç dakikanızı aldı? Bu önemli mi? Önemli, salata mı? Çünkü bir şey yok yani, bunda yani. Zaten dörde, ben sosunu yapıyorum. Rakayı. Doğruyorum. Elle yani kesilmemiş. Direkt koparalım. Ya ama elle önemli değil o kadarı. Elle daha lezzet veriyor. Ben ondan evet, yanayım. Evet. Ama bir şey demiyorum. Elim ama ki, hanımefendi bakın gerçekten yani siz bu tamam, menüyle buraya gelmişsiniz. Tamam, ben bunu bir çeşit daha doğrasam daha mı zor olacaktı? Zorluk bu mu salatada? Hayır. Salatada zorluk ne? Zorluk dediğiniz ne salatada? Lütfen bu çok basit ama baksanıza bir ceviz neyi? De. Bana onu bir açıklar mısın? Uğraş, tamam uğraş, bu basit. Bir dakika. Ben bunu anladım sizin yorumunuzu. Peki bana zor salata ne? Onu söyler misin? Zorluğunu mu diyorsun, basitliğini mi diyorsun yoksa çeşit eksikliğini mi diyorsun? Hayır, eksik, içinde hiçbir şey yok, bir renk yok, bir şey yok. Yani almış rokayı, doğramış eliyle, üstüne de koymuş kaşarları bırakmış. Kaşar değil. Peynir olsun. İçine de koymuşsunuz bir iki tane ceviz. Hani Allah aşkına bir siz bir bakar mısınız? Bir iki tane mi ceviz? Yani çok görünmüyor bile salatanızda. Yani büyük koysam bunu büyük koymuşsunuz. Hanımefendi lütfen bunun savunacak hiçbir yanı yok. Bunu salata olarak masaya sunulmaz. Neden? Yani çok neyi basit, çok basit, olarak? Çok basit ve içinde hiçbir şey yok yani. Nasıl yok? Öyle. Ben ne yapacağım? Bir dakika, ben size 3 çeşit başlangıç yaptım. Beğenmediniz, basit dediniz. Kroket yaptım, kaç aşamalı, yok, basit dediniz. Peki salatayı konuşuyoruz. Ne koyabilirdi içine salatanı? Mesela biraz en azından bir kırmızı soğan. Biz azaltan soruyorum. Kırmızı soğan. Az bir şey domates salçası biraz. Domates salçası mı? Domates suyu yani. Pardon. Domates yani suyu mu? Biraz renklenmesi lazım. Bey, dur siz... üçüncü şıkta bulacaksın inşallah. Tamam. Domates suyu, domates yani salçası. Salata diye domates. Yani salata denilmez buna. Hayır domates olabilir tabii, de tamam, domates salçasıyla işte, suyunun ne işi var? Ben domates... salata illa çok çeşit mi demek mi? Hayır değil, değil biraz evet, renkli tamam, olması lazım. Renk yani. Tam renk var. Çeri olabilirdi bak. Sarı çeriler var, minik şeker domatesler var ya da domates kurusu. Çok sade gelmiş, çok sade yani. Bence ama de. Ama Zuhal çok aşamalı ama sırf yeşil işte bu İzmir tulumu mu? Evet. Nerenin İzmir tulumu bu ya? Yani bana şey gibi geldi bu köy peynirleri olur ya. Evet, bana İzmir tulumu gibi gelmedi. Şu paketi bir biraz getirsene. Biraz ezine gibi böyle. Ezine de değil bir değişik. Sen istersen yapacağını yap da artık gel ana yemeğini tatman lazım. Yorumlara geçmemiz lazım. Yani illa 15 çeşit olmamalı. Hayır hayır. Ama en çeşit, azından bir kırmızı soğan. Salata da renk ister. Evet. Yaz aylarındayız ne güzel şuraya Zuhal böyle Hanım, çok rengarenk şeyler var kesinlikle. Ya. Yani onun için yoksa ben emeğine asla ben saygısızlık yapmam. Ya yani tabii emeğine... ceviz girer. Ezine peynir ya da işte roka şey parmesan veya tulum giyer de baksana sırf yeşil. Bir renk yok. Bir de yeşile de farklı bir yeşillik biraz katalım. Biber közlerseydiniz. Gizem. Gizem bu arada aramıza yeni katıldı. Ya eski elemanımız ama hoş geldin Gizem hoş hayırlı olsun. İzmir tulum peyniri evet farklı. Olgunlaştırılmışmış bu. Teşekkürler. Ben tabii affedersiniz has İzmir tulumuna alışkın birisi olarak. Evet. İzmir tulumu ben... biraz daha yağlı ve farklı oluyor evet, ya tuzu falan. Bu olgunlaştırılmış evet, bir farklı. Tamam farklı, anladım. Okay. Yorumumu yapabilir miyim? Tabii ki ana yemek. Bir kuzu gerdan bu kadar sert, dışı sert olamaz ama yumuşak yiyince güzel, kötü değil. Aferin. Sert ve yumuşak mı? Yani dışı çok sert ama dışı mı? Diye... Evet. Evet dışı kuru daha yani doğrusu. Üstü mü kuru mu? Evet üstü bekleme kuru. Bekleme süresi diyelim bence. Ama tadı lezzeti yerinde tuzsuz onu söyleyeyim. Pişmiş. Afiyet olsun. Tuzsuz. Tuz orada atabilirsiniz. Sebze demişsiniz önümüze bir havuç bir de soğan koymuşsunuz. Bir değil havuçlar var orada. Bir değil. Yani bir ve çok başka tuzlu. Başka ne var sebze? Havuç ve arpacık soğan. Muhteşem. Etiniz de tuzsuz. Bulgurunuz yani firik pilavınız da tuzsuz. Pişmesi yani nasıl firin? Pişmesi lezzeti. Ha. Firin? Firik pilavı pişmemiş. Biraz pişmemiş. Şey. Firik pilavı diri olur hanımefendi. Biraz bulgur daha gibi olmaz zaten. Evet, biraz yok, daha. Yok hayır ben asla katılmıyorum dirilik konusunda. Tuz konusunda evet belki. Bir tık daha bitir, pişirilebilirdi. Hani hatta bir daha deneyim sizin belki için. Ama diriliğine ben asla katılmıyorum. Firik'in olması gereken kıvam bu. Bu bir risk işte biliyor musunuz? Çünkü firik pilavı her daha zaman diri kalıyor. Tamam. Evet, yani bir tık şu an biraz diri. İşte ben yani, risk aldım. Tamam. Siz söylediniz. Ama ben risk aldım. Şöyle evet, şey, iyi yakaladım. Tamam, risk hani risk almamıştı. Almasaydım hani basit almamıştı diyorsunuz. Ha? Basit diyorsunuz almayınca. Yani bu menüyle risk aldıysanız. Şöyle baksanıza bir şey söyleyeyim mi? Pişmiyor kendisi diye. Kendisi risk dedi tamam, ve ben ona cevap veriyorum. Risk almadığım zaman basit oluyor. Risk almasa, alınca hayır, da almasaydım şöyle bir şey demek istiyorum ben size. Ben size
söyleyeyim mi? Bunun hani bu zor bir pilav. Bunu pişirdiğiniz zaman dengede pişirmeniz lazım. Anlıyor musunuz? Pişmemiş, biraz diri kalmış bunu demek istiyor. Ya biraz dişe gelir ama fazla kalmış. Onu demek. Çünkü ben bu frik pilavını yiyorum. Ben Antep'ten yanında çalışıyorum. Asla katılmıyorum. Tam olması gereken hiçbir şey kabul edilirdi. Olması gereken bir birlikte. Peki dur, tek. Şimdi Birsel'deki bir tık daha pişmeliydi. Tuzsuz. Etimizin dışı kuru içi yani pişmiş. Ama tuzsuz yine. Peki salata? Salata dediği gibi arkadaşlar hiç olmasaydı daha iyi olurdu. Ah! Yani bir şey fark etmiyor. Rokayı çok severim. Rokadan yedim biraz. Yani tamam şimdi. Keşke biraz mevsimine uygun. Tamam oraları geçelim. Şeyler. Ben bunu yaptım koydum. Bunun bir geçelim? Lezzeti. Hayır yani herkes aynı yorumu yaptı anladım, ya. Anladım. Tamam onu hadi kabul ettim diyelim. Farklı bir şey olabilirdi ama önünüze gelen olmamış mı? Yani sadece roka. Bir... Sosu var, yağı var, limonu ama var, Ezgi Hanım, tuzu var. Yani işte peynir dediği Hanım. Gibi peynir, ceviz, roka. Ben orayı ceviz aldım. Malzemelerden hayır, bahsetmiyorum. Freşliği, sosu evet. Falan yerinde mi? Doğranması. Yani, aynen. Ama yerin bunun yanına bir çoban salata yapsaydınız daha makbul olurdu. Tamam siz çoban salata yaparsınız yani. O zaman. Ben bunu uygun gördüm menüye. Peki. Evet Rüştü'ye geçiyoruz. Yani ben şunu demek istiyorum. Cevizleri... Biraz daha büyük doğramalıydınız ki çatalla alıyoruz ya almıyoruz. 2 saatte ben almaya çalıştım dememiz şöyle o. Şöyle yaparsanız alabilirsiniz. İlla böyle mi almam lazım? Nasıl evet. Yiyeceğimize mi siz karar veriyorsunuz? Yani bunu böyle baktınız böyle alınmıyor bir de böyle denersiniz. Ben istediğim ben öyle yiyebilirim. Yani şahsen. O zaman biz sizin istediğiniz tamam, gibi siz yiyelim. Siz istediğiniz gibi yiyorsanız ben herkesin istediği gibi yediği şekilde mi doğrayacağım? Ay, büyük doğramanız yani? Lazım. Bu kadar küçük ceviz doğranır mı? Ben nasıl alacağım çatalla yani? Diyorum ya böyle alabiliyorsunuz. Tamam. Alınmıyor değil. Ben bunu un haline getirmedim. Alınabiliyor. Böyle yapıldığı zaman alınabiliyor. Bence yani restoranda bunu söylüyorsunuz. Ezgi Hanım salata konusunda keşke değişik bir salata daha güzel dolu bir salata seçseydiniz. Bir yani, saniye. Ben, devam et. Salata konusunda yorumum o. Bence diriliği beni yani rahatsız etmedi. Firin. Evet yani bir tık daha pişse olur muydu olurdu ama rahatsız etmedi. Çiğ gelmedi vesaire. Güzel. Et pişmiş ama beklerken mi ya da çok mu fazla fırında bıraktınız piştikten sonra kurumuş, dışı yok, kurumuş. Yok sadece bekleme süresi. Yani çünkü en son ben evet. Kapattım bitti et, sürem et zaten. Et pişmemiş değil et pişmiş ama kurumuş. Ve tekrar yiyor. Yaz gününe geçelim o zaman. Ben frik pilavını gerçekten biraz diri buldum Zuhal Hanım. Hı. Ama lezzeti yerinde. Biraz tuzu evet. Eksik. Tuzu biraz eksik. Sizin bu yemeğinizde inanın etinizde hiç et bulamadım. Ayıklamaya çalıştım. Et bulamadım. Yani şöyle kemikti benimki. Kemik olduğu için şu şekilde ayıkladım. Önüme biraz gelsin ki yiyeyim. Tamam mı? Şöyle küçücük porsiyonum çok ufaktı. O konuda bakın, haklıydı. Buralarda var et hala. Vardı ama yani çok ufaktı Ezgi Hanım gerçekten. Ya hakkınızı yemem bak. Ama kuzu gerdan şöyle bahsetmiyorum ama kuzu gerdan yani bu. Ne bekliyorsunuz? Ama ben size löp et koymadım ki ortaya. Bonfile koymadım ki. Haklısınız kuzu gerdan bunu bilerek ve bu şekilde kemik yemeyeceğim hanımefendi. Kemik yemeyeceğim. Zaten. Pirzola yemiyor musunuz siz? Pirzola yiyorum. Pirzolada kemik yok mu? Var tabii ki. Pirzolada ne kadar et var şu kadar. Ama onda et alabiliyorum. Bunda eti ben... Böyle siz kendime. Bakın etrafında hep et şu var. Şu kadar et var. Kemik, o da tadına baktım hanımefendi. Onu kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Siz kuzu gerdandan bir bonfile kadar et bekleyemezsiniz. Bir saniye bir şey söyleyebilir miyim? Tabii önce ki. Ben konuşayım. Kemikli et verdiniz önüme ama lezzeti konusunda size bir şey demedim. Tuzsuzdu. Kopardığım dilimleri yedim ama hani güzel hoşuma gitti kıvamı pişirme afiyet şeklim. Olsun. Yalnız sadece hiç fazla et yemedim. Tamam ama ben de diyorum ki bu benden kaynaklı bir şey değil. Kuzu gerdan bu tarz. Ona hayır seçecektiniz hanımefendi. Zuhal Hanım'ın tabandaki et biraz daha büyüktü. Bir parça daha koysaydınız. Ya da bir porsiyon. Çünkü gerçekten yediğim et azdı. Hoşuma gitti mi? Gitti. Etiniz güzeldi. Tamam güzel ama pişmişti. Bence olması gereken bir porsiyonda bir parça kuzu gerdandır. Yani iki parça kuzu gerdan ben hiçbir yerde görmedim açıkçası. Ama işte parça dişimin küçük gelince en azından bile... bir tane daha koyulabilir. Bazılarının parçası evet. Daha küçüktü. Hepsi doğal olarak. Olarak bir de yağını kemiğini çıkarttığın zaman et az kalmış. Yoksa lezzeti kıvamı yerinde elinize sağlık. Onu beğendim. Salatayı beğendin mi? Salatayı beğenmedim. Başında beğenmedim. Söyledim. Başında da söyledim. Azadı da dinleyeyim basit geldi. Anladım. Zuhal Hanım şey olarak lezzet olarak güzel Zuhal Hanım. Hangisi? Etin bulgurun tadı güzel. Pişmesi iyi. Pişmesi de güzel. Neye tuz ektin sadece, sen de mi? Sadece tuzsuz olması tadı normal yani. Normalde ben hani tuzsuz olmasın olsun demedim zaten. Hani tabii. Sen demin neye istedin tuzu? Pilava mı ektin ete mi? İkisine de. İkisine pilava de. Tuz mu ekilir ya? Pilava tuz. Yok ben hepsine ekledim. Ekmiş. Tuz. Ne güzel.
tuzsuz olmaması güzel bir şey, zaten eklenebilir yani. Ama tuzlu olduğu zaman ekmek olmaz yani. Yine tuz atmayalım o zaman, o riske girmeyelim. Yok, yarın tuzsuz getirelim, siz atın tozunu. Yok yok, yarın azaltmayın yorumuna söylüyorum. Yani tuzsuz gelsin dediği için diyorum. Tuzsuz, hiç tuzsuz olmasa da olmaz ama az olsa da zaten eklenir yani. Tolere edilebilir. Bazı şeyler eklenebilir ama pilava da tuz eklenmez Azat Bey. Üstü Bey, tuzsuz olmazsa bir şey olmaz ama tuzlu işte olduğu zaman bunun çaresi yoktur yani. Yemeği çok tuzlu olduğu ama zaman yemez. Ama dediği gibi Rüştü Bey'in, bu sefer tuzsuz yapalım. Hiç riske girmeyelim. Az tuz atılır. Kararında getir. Peki sebzeleri kimse söylemedi. Ben pişmesi, çekmesi söyledim ama benim süstüğünü söylediler. Yok yani şöyle, önce çünkü eti mühürledim. Etten tuzlu. Eti mühürledim. Etten tuzlu. Bir de yani sebze deyince şekerim, gerçekten konuşacağım artık, kimse kusura bakmasın. Patates olur, hani brokoli sebze olur. Evet, bir sürü sebze varken yani içi havuç, bir tane bende bir tane soğan, arpacık soğanı. O da büyük işte bu kadar da bunları pişti. Da çok pişirmişsin zaten. Duvar Hanım aynısını söyledim. Duymadım. Dedim ki sebze yerine bize bir soğan, evet, bir havuç getirmiş. Ha, başında söyledin, evet. Olmaz ki. Ve çok tuzlu. Hani menüye Olaf eklemeseydi sebzeli, evet, burada bir şey yoktu. Kendi koymuş. Aynen. İstediği gibi bir şeyler. Aynen. Sen sebzeli deyince sebze bekliyor. Sebze tamam, bunlar da sebze de yeterli mi sence? Yani ben bu sene bu sebze diye bana kimse artık böyle iki havuç bir patatesle gelmesin yani. Kesinlikle. Yani bin tane mini mini sebzeler var, renkli renkli sebzeler, aynen, var. Efendime söyleyeyim, kornişon şeyler var. Yani o kadar çok şey var ki. Kesinlikle. Artık bir çeşitlendirin, birazcık taşın altına elinizi sokun yani. Bunlar 150 bin TL için çok yeterli değil, onu söyleyeyim. Pişmesinde sıkıntı var mı? Yok, evet, biraz üstü kurumuş. Ama bu tür kemikli etler de şöyle riskli. Şimdi bir de olması gerektiğinden küçük porsiyon geldiği zaman kemiğini, yağını ayırdın mı şukadarcık et kalın. Onu demek istedim. Her kesinlikle. Yemeğin yeteri kadar üzerinde, artık neyi düşünüyorsanız. Ayıklamaya çalıştım. Bu tavuk pirzola da olabilir. Başka et, kemikli bir et de olabilir. Ona göre ayıklandığı zaman evet, yaklaşık 20 gram kadar et kalıyor. Yeterli salata değil. Konusuna gelince Zuhal'ın, evet, salata zaten ona puan verilecek bir salata değil. Değil. Evet, çeşidi olmalıydı. Bir de dediğin yani gibi böyle bu tatlıya ufalanacak cinsten olmuş bu cevizler. Onu diyorum. Yani daha iri bırakılır. Kesinlikle babalama için zaten kendisi zaten öyle bir şey yapmış. Herhalde onun için rondan geçirmişsiniz cevizlerinizi. Kalanlarını da rokanın içine koymuşsunuz. Olabilir kabakla birlikte. Yok, hayır. O zaman niye biraz diri koymadınız? Yani ben dediğim gibi çok büyük olduğu zaman asıl sıkıntı olacağını düşünüyorum. Bir şey gelmesi gerekiyordu çünkü rengi yoktu. Ezgi Hanım, gerçekten. Hani bu içinde kaybolması gereken bir şey değil sonuçta. Tam kaybolmadı zaten, Ezgi gözüküyor Hanım, içerisinde. Ezgi Hanım bir su alabilir miyim, bardak tabii su? Tabii ki, hemen getiriyorum. Sebzeli kuzu gerdanla, sebze yoktu zaten. Yani gerdanla pişirilmiş havuç, soğan vardı. Çok kuruydu gerdanla. Pişmişti, evet, et güzeldi ama kuruydu. Pilavı beğendim, zaten beğendiğimi de söylemiştim. Tuzsuzdu ama beni rahatsız etmedi tuzsuz olması. Bize salatayı sorup durdu Ezgi Hanım ama zaten sadece roka vardı. Onun nesini değerlendirebilirdik ki? Evet, ve Dilber dudağa geliyor. Bakalım. Güzel bir tatlıdır. Zaten menüdeki tek düzgün şey yani. Öyle mi? Eğer iyi yaparsa. İmza yemek bu mu bugün? Başka yok. Başka göz da yok alıcı mu olarak menüde o var. Ha, çarpıcı parça tabii, diyorsun. Beklentimiz hani. Beklentimiz inşallah güzel olacak. İnşallah güzeldir. Dilber dudağından herkes memnun. Ezgi Hanım güzel bir Dilber dudağı getir, biz de ona güzel bir puan veririz. Sever misin Dilber dudağı? El açmış. Yani, aynen. Anlam konusunda sevmem ama tabii konusunda sevmem. Anlam mı? Tabii. Ne gibi bir mana çıkardın? Yani manası doğrudur, biraz ama. Yani ne anlam çıkardın ki? Dilber yani dudağı Dilber, sever misin? Dilber senin dudağı, aklın başka yere gittiyse biz ne yapabiliriz? Şey anlamda söylemiyorum. Ne anlamda? Anlam konusunda yemek, sevmem. Yemek konusunda güzeldir. Tamam, ben ne anlamda tat sormuş olur olabilirim ki Azatçım? Dilber yok dudağı sever misin dedim. Anlamını sevmem, tatlıyı yani severim. Yani bana göre biraz isim şu olarak. Şu kadın budu köfte olur. Değil mi? Dilber dudağı olur. Kelimeler biraz ters anlamlı bazında söylüyor. Türkçe'de evet tam, sakat şeyler oluyor, olmuyor değil. Yani güzel, normal konuşmak, bağırmak gibi bir şey düşünelim. Anladım ben seni. Yani genel olarak beğendiler bence. Ufak tefek tuz ya da sebzeleri az dediler. Aslında beğendiler, puan vermemek için yapıyorlar. Yani bir bahane bulacaklar ya, yok tuzdur, yok sebze azmış. Birisi diyor et az çıktı. Yani kuzu gerdanla et ne kadar olacak zaten? Ben bu kadar yarım kilo et koyamam ki tabağa. Kuzu gerdan bu zaten. Zuhal Hanım, bizim Güneydoğu'da yani yöresel yemekler tabii tatlı konusunda da yani güzel yani. Yani güzel tatlarımız var. Güzel tatlılarımız var. Tatlılarımız meşhur, özellikle künefe. Diyarbakır künefesi. Of,
Güzel olur. Sizden de bir künefe falan gelecek herhalde o zaman. Yok. Bilemeyiz. Şu an gizli yok, kalsın bende kalsın. Gizli. Tabii. Söylemeyin menülerinizi. Menümü söylersem olsun. Zaten siz de ona göre bir hazırlık yapacaksınız. O yüzden siz kendinize çok güveniyorsunuz. Zaten belirledik biz menüleri. Kendinize çok güveniyor Rüştü Bey. Artık menüyü değiştirmek yok İdialı zaten. Konuşuyor. Yemeğine bakacağız inşallah. Görürsünüz. Yani inşallah. Bir Diyarbakırlı yemeğine karşılık güzel bir menü olursa tabii ki ben de sevinirim. Bence bunun yöreyle alakası yok. O da Konyalı etli ekmek mi yapacak bize? Hünerle alakalı. İsterdim ama çok zor bir şey. Yani güzel olur ama. Olur da ama fırını lazım onun, taş fırını. Fırını lazım tabii tabii. Bizim taşımız var mı fırında? Onu da söyleyeyim. 2 metre fırın. Dilber dudakları geldi. Dudakları açılmış. Dudak işte bak bazen açılmış bazen açılmamış. Dilber dudağı oluyor gerçekten. Anlam buyurun kalkmış. Size açılmış dudak. Çok açılmış. Açılmış dudak. Dolgu yapılmış. Botoksu mu dudaklar değil. Yok doğal dolgulu. Dudak. Ezgi Hanım, yok dolgulu mu? Hemen getiriyorum. Bu arada. Yani anlam katmış yani. Yalnız bu. Anlam katmış. Bu ufak olmuş. Ufak olduğu için sanki porsiyon 3 tane mi olsa Ezgi Hanım? Bir de neden bu kadar farklı? Birisi çok açılmış, sönük, birisi... Farklı Cahil, bir... Sen çatal Ezgi Hanım. Tabii hemen getirdim. Senin tatlı çatanın yok mu? Az önce ben tekrar... Başlayalım mı Zuhal Hanım? Tabii tabii. Yani artık bir tek ilk yemekte bekliyoruz yarışmayı. Acaba ikişer tane falan mı yapmış kendisine? Aa, kendi dudaklar. Evet. Bu dudaklar. Bence Ezgi, bence Ezgi Hanım yemek konusunda biraz böyle hani... Şimdi şurada bir Dua Lipa porsiyon... dudağı görüyorum. O çok açılmış. Burada biraz daha Jennifer Lopez. Porsiyon eksikliğine girmiş yani biraz. Eksik mi geldi? Az mı geldi? Tabii tabii. Neden? Yani tatlı olarak... 3 tane olsaydı hepsini yiyecek miydiniz? Yok yok, genelde porsiyon olarak yani hitap etmesi lazım. Ama şöyle yani az ben az olduğunu düşünmüyorum. Şerbetli tatlı, ağır bir tatlı, yaz günü sıcak. 2 tane gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani o eksik yüzden... olduğundan dolayı mı böyle getirdiniz yoksa fazla var mı mutfakta? Var. Varsa sorun yok o zaman. Var. Yani anlam. 3 tane mi koysaydı? Tabii. Herkes biliyor değil mi Dilber dudağını? Evet evet. Ben başta sizin tabağınız geldiğinde o yüzden söylemiştim ama birisi kapalı, birisi açık. Fakat yani açıkçası tadını beğendim. Şerbeti güzel. Ben de şerbeti güzel. Şerbeti güzel. Kıyır kıyır olmuş. Bu tamam. Açık daha güzel olmuş. Keşke hepsi böyle olsaydı. Evet ama niye güzel. Farklı farklı? Yani fırında öyle oldu. Aslında ben hepsi aynı hamurdan. Acaba fırının yaptım. Sıcaklığı vesaire mi? Ön, arka. O yüzden mi? Yani bilemedim. Bilmiyorum. Fırın tek yani ayarda. Bu açık olan, kabarık olan çok güzel kabarmış. Güzel. Şerbeti güzel ama evet, diğerinde o şeyi alamadım. Evet, hepsi eşit derecede kabarmamış. Ama beğendim diyor Yazgül. Evet. Kesinlikle ben de beğendim. Bu çok sönük kalmış, açılmamış çok fazla ama gerçekten kıtırlığı yerinde, elinize sağlık. Afiyet olsun. Beğendim. Evet, Azat beğendin mi? Tat konusunda Zuhal Hanım çok güzel. Abi. Yani şerbeti falan güzel, kıtırlığı da güzel. Yani bir tatlı menüsü diyebiliriz yani güzel. Afiyet olsun. Evet. Fena değil. Beğendi. Birsel? Muazzam, kıtırlığı, lezzeti, tadı gerçekten afiyet beğendim. Evet, ben de katılıyorum. Şekli olmamış tabii. Yani bazıları olmuş, bazıları olmamış. Kimisi çok basık. Hı hı. Yani benimki normalde hiç alakası yoktu Dilber dudağıyla bana getirdiklerinin. Bu birazcık bir tık. Ya seninkiler daha mesela bazılarının tabaklarına göre ama şerbetini falan kıyırını güzel ayarlamışsın. Eline sağlık diyoruz ve haftanın ilk açık oylamasına geçiyoruz. Yemeklerimden eminim. Çok memnunum. Bence herkes de memnun. Ufak tefek sıkıntılar vardı. Onları kabul ediyorum. İşte ekmeğin çıtırlığı olsun, ara sıcak olsun. Ama genel olarak hiçbirinde lezzet sıkıntısı yoktu. Kaç puan bekliyorum? En az 7 bekliyorum. Çünkü hiçbir lezzet sıkıntısı yok, eksik menüm yok. Eğer bana bugün beklediğimden az puan verirlerse o masada kıyamet kopacak bugün. Asla da kabul etmeyeceğim. Evet, haftanın ilk yarışmacısı Ezgi'nin yemeklerini geride bıraktık. Geldik onu puanlama zamanına, açık oylamadayız. Evet. Arkadaşlarım anlattılar, bir kez de ben geçeyim üzerinden. 3 ila 10 arasında bir puan vereceksiniz. Çünkü eksik herhangi bir durum oluşmadı. Yemediğimiz bir yemeği yoktu. İnşallah da bütün hafta hepiniz için dileklerimiz aynı yönde. 3 ila 10 arasında puan kullanacaksınız. Kimse kimseye bakmasın lütfen yazarken. Şimdi açın tahtalarınızı ve kalemlerinizi. Ben de menüsünü tekrarlayayım. Gözünüz tahtada, kulağınız bende olsun lütfen. İlk olarak bugün haftaya bir başlangıç tabağıyla başladık. Başlangıç tabağımızda deniz börülcesi, kabak salatası ve de ona eşlik eden çıtır ekmek üzeri közlenmiş patlıcan salatası vardı. Ara yemek tabağımızda ise patatesli ve pastırmalı kroket yedik. Ana yemeğimiz kuzu gerdan, firik pilavı, sebze garnitür, bir de tulum peynirli roka salatasıydı. Son olarak da Dilber dudağı yedik. Bugünün son yemeğiydi. Yazanlar kapatabilir. Evet. Yazdı herkes. Şimdi en önemli kısma geldik. Bu yarışmacıların kaderinin etkilediği için
Çok önemli bir nokta. Her gün soracağım size bu soruyu. Puanını değiştirmek isteyen var mı? Değiştirmek isteyen var mı puandan emin olmayan? Ben menüyü hatırlattıktan sonra aklına bir şey gelen, kafasında soru işareti olan? Yok. Yok. Yok mu? Yok. Yok. Peki. O zaman yarışmacıma döneyim, sorayım. Ezgi, kaç puan istiyorsun yemeklerine? Zuhal Hanım, normalde 3'ten başlıyoruz ama bence benim menümün tavan puanı 7. 7? Evet. Çünkü lezzetlerde bir sıkıntı yoktu. En az 7 olmalı diyorsun. En az 7 olmalı. Lezzetlerimde bir sıkıntı yoktu. Gelen yorumlar da bence öyleydi. Ufak tefek hatalarım vardı illaki. Ama onun dışında bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Eksik menüm yok. Peki. 7 bekliyor yarışmacı. En az 7, üzeri de kabulümdür diyor. İlk olarak da Rüştü'nün puanını göreceğiz bu hafta için. Evet Rüştü, şimdi aç ve yüksek sesle söyle lütfen puanını tam karşıya doğru. Benim Ezgi Hanım'a puanım 6. Evet. Kapatabilirsin. 6. Evet. Peki neden kırdınız puanları? Ara sıcağınızda sadece börülcenizi beğendim. 3 kors geldiği için ona yarım puanını vermiştim. Başlangıçta evet pardon. Ara sıcağınızı beğenmedim zaten söylemiştim de. Ne yani lezzetinde bir sıkıntı var mıydı? Detaylandırmayalım beğenmedim dedi evet, zaten. Yumuşak. Evet sonra? Ana yemeğinizde etin pişmesi ve filinizi beğendiğim için ona 1 puan verdim. Tatlınız güzeldi ona 1,5 puan verdim. Toplamda benim puanım 6. Ana evet. Yemek 1 puan mı? Eksikti çünkü salatanız eksik güzel derken? Değildi. Kuruydu, etiniz kuruydu. Beğendim dediniz, 1 puan tamam, verdiniz. Beğendim ama. Beğendiniz 1 puan, ana yemek 1 puan olamaz eksikleriyle ki. Eksikleriyle bu şekilde işte. 2 verdim, 1 verdim. Yani tatlıya 1,5 verip ana yemeğe 1 puanı kabul tatlınız etmiyorum. Tatlınız çünkü çok güzeldi, kabul tamam, etmeyebilirsiniz. Tamam ama ana yemek de lezzetliydi. Tamam benim için ama dışının kuru olması sorun demek ki ben bunu sorun ediyorum. O yüzden 1 puan veriyorum size. Peki ben de ufak tefek hataların tamam. Hepsini sorun edeceğim tamam. O zaman. Şimdi öyle oldu. Teşekkür ederim. Bakalım Azat'tan kaç puan geliyor Ezgi'ye? 5. Görelim ve duyalım lütfen puanını. 5. 5 mi? Evet. Benim dürbünümü verir misiniz Azat arkadaşlar? Azat Bey 5 puan. Yakın gözlüğümü de kaldırdılar. Bütün yemekleri yediniz. Ara sıcak ha, evet 5'miş bu. Hepsini beğendiğinizi söylediniz ve 5. Azat kağıda yazıp verseydin ya küçük. Bu ne bu? Bir de hem küçük hem de sen ya, o kadar beğendim 5 ne? Ben kabul etmiyorum. Ben mesela Rüştü'den daha düşük senden daha yüksek kapatabilir. Kesinlikle 5 veremezsiniz. Kapatmasan da bir şey fark etmez. Zaten bayıldınız tatlıya bayıldım şimdi, dediniz. Ezgi Hanım, yani başlangıç tabağındakileri yediniz. Evet. Ezgi Hanım, yani başta, ben anlamıyorum başta, bu kadar şeyleri beğenip de 5 puan baş, yani 2 puan mı verdiniz sadece o kadar başta, yemeğe? Başta bak dedim 2 ki. 2 puan vermiş dedim evet. Ki, dedim ki. Başlangıç tabağını beğendin. Başlangıç tabağı. Tamam puan verdin mi ona? Ona 1 puan verdim. Tamam, tamam. Öbür 1 puan neye verdin? 1 puan da yarım puan ana yemeğe, yarım puan yarım da puan ana yemek. Tatlı. Ana yemek yarım puan. İkisine ve yarım bayıldım yedim. Dediğiniz tatlı bak, yarım puan. Bak bak. Bayıldım ama demedim. Ama ben başta söylemiştim. Yok, hayır, yemek hayır. Yemek yemeye geldiğini söylemiştim. Yemek yemeye mi geldin? En başta puanını söyledim. Puanını da versin benim, ama. Benim başta ağzıma, söylemiştim. Yani benim istediğim şey menü değildi yani. Ondan dolayı. Senin istediğin menü mü değildi? Yani benim kişiye göre mi beni belirleyeceğim? Kişiye göre değil. Hata etmişsin. Öncelikle kim katılıyor yarışmaya? Tabii. Azat Bey mi var? Azat Bey geliyor abi. Ne ister diye bir soracak. Benim istediğim ben menü demek. Ben sizin kişiye göre menü belirleme. O zaman ben 4 ayrı menü mi yapacağım? Kişiye göre değil. Dedim ki benim hani istediğim bir masa değildi yani. Ama tat olarak güzeldi yani. Tamam güzelse nasıl 5 puan? Azat Bey o kadar bakın 8-9 çeşit var ve buradan sadece 2 puan mı çıktı? Sana hitap etmeyebilir yemekler de. Ön menünü beğenmedi. Ama ben sen beğendim. İşte beğendiğiniz için zaten ben bu adam daha az şey beğendi. 6 verdi. Sorun zaten bu Azat Bey beğendi. Ve puanınız 5. Yarım yarım vermiş. Ezgi Hanım, ben hakkaniyetli davranıyorum. Ama bir saniye yani, Azat tatlıyı beğendiysen niye 1 puan vermedin? Beğenmedim dedim ki güzel yani. Dedim, her şey beğenmedim. Azat Bey beğenmedim ama güzel dedim. Beğenmedim ama güzel dedim. Bak dedim ki tadı güzel ama dedim ki hani. Tadı güzel ama puan yok. Yok yok puan. Tamam biz de böyle yapalım. Azat Bey sadece kemik vardı tabağınızda yani hepsini yiyip nasıl beğenmediniz? Ana yemeğe ben 9 puan vermeyecektim. Bak tadı tamam da ön yemeğe 2 puan verin başka şeylere puan vermem. Azat bir şey dedi. Tek tuzsuz dedin ana yemek. Başka bir yanını yedi. Tuzsuz. Evet. Gayet yok, güzeldi. Yok, yok. Evet. Ağzıma her şeyi yediniz. Dedi. Yediniz. Bitti masın. Tavan da kalmadı. Azat salatayı yemiş. Tatlıya bayıldım bak, dediniz. Bak tatlıya yani. Bayıldım demedim. Dediniz. Dedim güzel dedim. Yani normal dedim. Güzel niye yarım puan verir? Tamam yarım puan verdim. Ama niye yarım?
puan olur mu Azat Bey? Ana, Azat, Azat her şey en az 2 puan olmalı. Yarım niye verdin? 1 puan her verdin. Her şey beğendikten sonra Azat Bey mi verirse yarım bize 3 puan falan verecek herhalde ya da daha az. Fena değil dedim yani güzel dedim yani. Fena hani değil bile deseniz yarım puan değil zaten. Fena değil deyince bile bir puan geçer oradan. Ara sıcağı bayıldınız. Başlangıca bayıldınız. Ön menünüze arkadaşlar puan vermedi. Bak ben verdim. İşte vermiş Allah razı olsun. Vermediniz. Sorun burada. Azat Bey 2 puan verdin. 8 çeşit. Sen kendini bir saniye. Ama bu haksızlık Zuhal Hanım. Haksızlık olmaz 5 düşük. Evet. Sen kendini izleyince hak vereceksin. Sen burada birçok şeyi beğendin. Diğer yarışmacılardan daha çok beğendin. En yani şimdiye kadar 2 puan açtık ama en azından senin Rüştü ile aynı veya bir tık üstü olabilirdi. Ben sen yarım yarım niye yani beğendin yemekleri yarım yarım gerçekten Rüştü Bey'den beklemezdim. Evet. Azat Bey'den bekliyordum. Yani Rüştü Bey'den hiç puanı şaşırmazdım. Ben haksızlık yapmaya geldim. Bravo. Ama doğrusunu kesinlikle senin çok büyük haksızlık. Çok büyük haksızlık. Muhtemelen gününüzü oynuyorsunuz kesinlikle. Ama o günde görüşeceğiz o zaman. Peki devam. Kabul etmiyorum. Olmadı Azat. Bakalım Birsel'den kaç puan geliyor? Evet, senin de puanını görelim Birsel. Benim Ezgi Hanım'a puanım 6. 6. Kapatabiliriz masanın, mesela yani. Bu masanın olur bu. Şimdi hayır, şundan dolayı yani Birsel'e baksan daha sert eleştirdi. Daha az şey beğendi evet. Azat'a göre. Ama baksana herkes senden yüksek diyor. Sen de duyayım. Ben bir Birsel'i dinleyebilir miyim? Evet, ama Birsel. Ezgi Hanım 7 verecektim. Ha. Çünkü tatlınızı çok, çok beğendim. Aynı şekilde. 2 puan tatlı için, 2 puan da... ana yemek için verecektim. Ne oldu? Ama ben sizden kaşık istediğim halde kaşığı getirmediniz. Oradan. Kaşıktan gitti bir puan. Ama kaşıktan kırdım. Sadece bir puan kırdınız. Ama ben onu ısrarla istedim. Kaşıkla yenilecek bir şey yok. Ben çorba varken kaşık getirmedim kaşık değil mi? Kaşık tercih ediyordum. Ve ısrarla, bir dakika. Başlangıç menüye yarım kaşıkla geldin ama ah keşke onu bir severdin. Şu an beni dövecek zannettim orada kaşıkla. Israrla istemediniz. Bir kere söylediniz. Hayır. Israrla bakın, istemek arkadaşlar da söylesin. Hatta Azat da söyledi. Siz de kaşığı bir kere daha hatırlatabilirdiniz. Ben o kargaşada unutmuş evet belki olabilir. Unutmuş olabilirim. Yarım puan ama olarak kaşıktan bir değil. Kırılmaz. Yarım kaşık. Kaşıktan puan kırılmaz yapmayın. Kaşıkla yenilecek bir şey de yok. Yok bir değil yarım o, puan ama başlangıç için yarım verdim. Onu çok beğenmedim. Bölüceğinizi sevdim, beğendim. Tatları normaldi. Gitti 7 puan. Kaşıktan yani gitti. Ama kaşıktan da yani puan kırılmaz. Yarım yani. Pilavda dönüyor kaşığı kırılsın diye. Şeyde ana yemeğinizde 1,5 olarak değerlendirdim. Bir, çünkü hem kuruydu Rüştü Bey'e katılıyorum. 1,5 veya İskender ister gibi bana 1,5. Oradan. Ama Zuhal Hanım bizim bu gerçekten dışı çok kuruydu. Peki. Evet gene de bir sen bence hani yorumlarına göre iyi puan verdi. Evet tamam bakalım. Uyuyor ama. Masanın en düşüğü Azat olarak mı kalacak bakalım Yazgül'ü kaç puan vermiş Ezgi'ye. Evet Yazgül, senin de puanını görelim lütfen. Duyalım. 6. 6. Ezgi hadi Hanım'a buyur Azat. Beğenmediğim şeyler de vardı ama. Sen nelere verdin puan? Ana yemekte börülcesini beğendim. Başlangıç. Başlangıçta pardon. Börülce. Börülcesini beğendim zaten. Tadının sadece tuzu yerindeydi onu söyledim. Başka? Bu ana yemekte ise o top yemeğini beğenmedim onu. Krokeri hiç beğenmedim anasını. Ara yemekte kroketi onu beğenmedim. Yani kuzu, beğenmedim. Bence lezzetsiz değildi. Tamam sen olmayan yani. Nelere puan verdin? Ama biz şunu da, bir saniye. Pardon. Tatlıya verdin. Tatlıya ben verdim 1,5 puan. Bir yarım buçuk puan da ben Bürülce'ye verdim. Yuvalayı verdin. 5. Bir, bir puan da ben ana yemeğimize verdim. Ana yemeğe 1 puan. Evet 1 puan verdim. Bir çünkü puan. Tadı tozu yoktu ve kemikliydi. Nasıl tadı tozu yoktu? Beğendim ben dedin. Beğendim. Şöyle tadı tozu derken benim kemikli etim sadece bak. Ha, sen kemiğinden şikayet ettin. Az et var. Şöyle yok. Yine de gelen etleri yediğim etler lezzetliydi. Ben ona verdim ama yeriniz hem tamam, dişe geliyordu. Etin formatından diğer detaylardan hepsinden puan kırılıyorsa bundan sonraki günlerde ben de öyle yapacağım. Ama hanımefendi. Hayır bir kaşık getirmedim. Ben puan kırılmaz. Yapmayın. Hanımefendi olay ama öyle. Ben yani kaşıktan gayca çok beğendim. Çok güzel, çok lezzetli. İyi puan aldım. Onu demiyorum. Onlar konuşmuyor. Evet toparlamamız lazım. Teşekkür ediyoruz bugün için Ezgi. Eline emeğine sağlık. Geçmiş olsun. Zor Hanım bir son kez konuşabilir miyim? Şimdi Ezgi Hanım biraz beni masada şey yapıyor. Şimdi ben hepsine süper mükemmel demedim. Ama bak en düşük sen vermişsin. En çok sen beğendim. Süper mükemmel demedim. Bak süper mükemmel dediğim zaman zaten
Ama peki niye düşük sen verdin acaba? Şimdi bak ben... Sen bence pişman olacaksın bu yediniz puandan. Yediniz ama hepsini. Bak, ben İlerleyen günlerde azat diyeceksin ki ben bir puan daha vermedim. Peki yarın için yarışacak yarışmacıya. Şimdiden başarılar, sana da teşekkür ederiz. Eline emeğine sağlık. Bu akşamlık bizden bu kadar. Hadi iyi akşamlar.